Cümleten'le başlıyoruz. Hoş geldiniz Adnan Bey. Cümleten. Evet. Cümleten hoş bulduk. Evet dinliyorum. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Dermişkandı köyünde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Bursalı piyade uzman çavuş Taner Çobanoğlu şehit oldu. Ay benim aslanım, ay benim yakışıklım, ah benim güzel yüzlüm. Ah benim canımın içim. Tebrik ediyoruz seni, Allah mübarek etsin. Bu dünyada bir şey yok. Asıl gidilmesi gereken yere gitmişsin. Hem de cennet tarzında, ne mutlu sana. Bir de aslanlar gibisin, çok güzelsin. Cennette kim bilir nasıl güzelsin. Burada böyleysen, orada nasıl güzelsin. Geride de o aslanı bırakmışsın, o da gereğini yapar evelallah. Anne de öyle maşallah, o da kabadayıya benziyor. Ne diyelim? Tekrar Allah gani gani rahmet etsin, Allah rahmetiyle sarsın. Allah cennetini mübarek etsin. İmrendik sana, bize de dua et, biz de gelelim. Maşallah diyoruz sana. Yalnız bu alçakların bu ya bomba bomba koymalar. Ya kardeşim evlerin hepsini havaya uçursunlar ya öyle tehlikeli ne? Ne nihayet nedir yani öyle? Değil mi bomba tehlike? Köpek arama yapsın hayvan mesela havlıyorsa falan bir şey varsa en fazlasından. Binayı havaya uçursunlar top ateşiyle. Değil mi obüsle, obüs mermisine veya tank mermisine indirsinler aşağı. Ne yapacağız biz evi ya? Tabii yani. Çünkü mutlaka böyle bir şeyle karşılaşıyor bu çocuklar, evet, aslanlar. Evet. Bunlarla uğraşılmaz. Yani eğitimli köpek girsin, hayvan huylanırsa bitti. Binayı indirelim aşağıya. Evet. O kadar. Ya yani gidip nerede, ne oldu? Hiç ummadık bir yerde oluyor. Onunla uğraşılmaz. Canları daha kıymetli. Ne yapacağız biz evi yani? Daha iyisini yaparız. Yalnız bu kadar kahpe olmaları tabii çok acayip. Bu kadar alçak olmaları. Bir de çatışmaya girmeden bunlar bunu elde ediyorlar. Kendilerince uyanıklık yaptıklarını zannediyor. Ama bunlar tabii ideolojik mücadele çok önemli. İdeolojik yönden yıksak bunlar moral yönden acayip çökerler. Evet. Ya mahvolurlar. Tam enayi ve keriz konumuna düşmüş olacaklar münafıklar gibi. İdeolojik mücadele şart. Devlet onu bize bıraksın. Evelallah. Evet dinliyorum. Cam sohbetleri severek izliyoruz. Şimdi baştan sona hepiniz çok güzelsiniz. Delikanlılar muhteşem. Her ikisi de çok güzeller. Kızlar şahane güzeller maşallah. Allah dördünüze de uzun ömür versin. Hidayetle sarsın sizi. Cennette de Allah arkadaş etsin. Aman birbirinizden de ayrılmayın. Çok iyi bir arkadaş grubusunuz. Birbirinize hem sevginizi hem saygınızı hem güveninizi artırın. Acayip koruyup kollayın birbirinizi. Yani evlenseniz bile ayrılmayın. Ya mutlaka birbirinizi destekleyin. Çok önemli o. Ya iyi arkadaşlık elde ettiğinizde sakın bırakmayın. Evet, çok iyi, çok sevindim güzelliğinize. Ben de sizleri çok sevdim. Allah cennette hepimizi inşallah birlikte kılsın. Evet, dinliyorum. İnsanlar kendi imanını test edebilir mi? Güzel yüzüm, tabii ki iman demek şüpheyle yapılan mücadele ederler. Yani iman zaten öyle yani kesin kendine emin olduğu gibi bir insan ahiretten, Allah'tan emin olmaz. Yoksa iman olmaz zaten. İmanın bir anlamı kalmaz. Zaten Allah'ın onu öyle ortalı yaratmasının amacı da o. Yani bazı yerlerde ortalı yaratır. Mesela kainat bakıyoruz, gezegenler falan kafayı yemiş havada görünüyor falan böyle hani başı boşmuş gibi. Allah onu özel yapar. Ama dünyaya bakıyoruz, o acayip bir intizam, acayip bir düzen. Mesela bu da bir imtihan. Ama uzaya bakıyoruz tamam da, bakıyoruz uzaya falan baktığımız yok, kafamızın içindeki görüntüye bakıyoruz. O zaman uzay nerede? Uzay kafamın içinde. Kafam nerede? Ruhumun içinde. O zaman mekan? Mekan yok. Mekan olmayınca zaman da olmaz. O zaman ne oluyor? Zamanı biz inanç olarak alıyoruz kafamızda. Dışarıda zaman yok.
Bunu kavradı mı bir insan, zaten Allah'a inanması mecbur hale gelir. Yani mesela bir bilgisayara baktın mı, Allah'a inanmak mecbur hale gelir. Ama buna rağmen mesela Allah'ın varlığının farkına var ama ahiretten şüphe edebilir. Mesela cinler öyle oluyor. Allah'ın varlığına iman ediyor ama ya diyor biz dirileceğimizi zannetmiyoruz. Ulan duvardan geçiyorsun, insaf artık yani. Ruhsun, görüyorsun. Buna rağmen bilmiyorum diyor. Yani o Adem'de de var biliyorsunuz, şüpheye düşüyor. O yüzden o önemli değil. Yani şüphe zaten ölümle beraber biter. Yakin, mesela o zaten Kur'an'da hakkul yakin diyor, ölüm. Ölümün adı hakkul yakindir. Yani kesin imanın oluşması. Ölüm demek, kesin imanın oluşması demektir. Daha önceki tereddütün tamamen kalkması demektir. Ama yani insanların büyük bir bölümünde zaten tereddüt vardır. Yani kendi gibi emin olamaz. İman eder, anlar ama yani tam emin olamaz. Fakat Allah bunu iman olarak kabul ediyor zaten Kur'an'da. Bu imandır yani, Allah için bu geçerli. Buranın ısıtıcısı mı ısıtıcısı yok mu ya? Biz aç bakayım şu sobayı. Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail ve 46 bin melek İmam Mehdi'nin yardımcıları ve yoldaşları arasında olacaktır diyor. 46 bin melek. Normalde Mehdi'yi yok etmek çok kolaydır yani. Tek bir kurşunla biter. Bir insanı bir yerde uygun punduna getirmek yani çok kolaydır. Yani eğer takarsa kafayı bir insan, bir insanı rahatça ekarte edebilir. Ama bak Mehdi'ye güçleri yetmiyor. Mesela İsa Mesih'te de öyle. Ne Mehdi öldürülebilir, ne İsa Mesih öldürülebilir. Mesela Peygamber Efendimiz'e yapılan suçlamanın kökeninde de, Hazreti Yusuf'a yapılan suçlamanın kökeninde de, Hazreti Süleyman'a yapılan suçlamanın kökeninde de cinsellik vardır. Evet. Mesela hep Süleyman'ı sapıklıkla, Tevrat'ta da öyle. Evet. Yani böyle sapıklıkla suçlamışlardır ama bir tane iki tane değil yani. Kadınlara düşkün olmak ve sapıklıkla. Peygamberimize diyorlar, bak diyorlar, Allah da diyor ki cevap ver, o sapıtmadı ve azmadı diyor, azdı diyorlar. Ya bu yaşından sonra azdı diyorlar. Allah diyor ki azmadı diyor. Ama onları kızdırmak için diyor ki teyzenin kızlarını, halanın kızlarını, amcanın kızlarını, kendin istediğin kadınları, kendini hibe eden kadınları, sadece sana mahsus olarak sana helal kıldım diyor Allah. Bak münafıkları kızdırmak için olan bir ayettir bu. Tabii. Peygamberimiz aşk insanı, sevgi, onlar ahmak yani sadece konuyu cinsellik ve cinsel deşarj olarak alıyorlar. Yani sevgi olarak anlamıyorlar. Yani kadının sevileceğini anlamıyor onlar. Sadece cinsel deşarj olarak alıyorlar. Onun için azdı diyorlar. Halbuki orada bir Allah'ın yüzünü görme, Allah'ın tecellisini görme arzusu var. Allah'ı sevme arzusu var. Onu anlayamıyorlar. Hazreti Süleyman'da da yani bin kadın niye alsın? Değil mi? Yani o bir deşarj arzusu değil. O Allah'ın güzelliğini görme arzusudur. Evet, evet dinliyorum. Sahibi spor yapan bir köpek. Maşallah kızı, aferin. Çok komik. Deliline bak. O neyin derdinde, o neyin derdinde. Ama kızı aferin maşallah. Genç kızların spor yapması o kadar önemli ki, çok önemli yani. Ama çocuk yaşta başlamaları lazım. Ve hiçbir şekilde bırakılmaması lazım. Hiçbir şekilde yani. Sonuna kadar götürmesi lazım. Allah sevgisinin sakatlanmaya karşı da çok dikkat etmek lazım. Sakatlanmadıktan sonra
90 yaşına kadar da eğer yaşayabiliyorsa, 100 yaşına kadar da olur. Bak annem gelmiş 92 yaşında. Maşallah. Ne yapıyorum? Mesela normalde o hep şeyle geziyor, ayağı kalkamıyor. Ama can istediğinde kalkıyor diyorlar. Evet dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bahsederken bu dönemin diğer dönemlerden çok daha önemli olduğuna dikkat çekti. Sayın Erdoğan şunları söyledi. AK Parti kişiler üzerine kurulan bir parti değil. Bizimki bir parti davasıdır. Görevler ve makamlar gelip geçicidir. Bu dönem çok çalışmalıyız. Bizimle yola devam edenler oldu. Etmek istemeyenler oldu. Trenden inenler oldu. Bizim indirdiklerimiz oldu. Saygıyla andıklarımız var. Bir de ismini bile telaffuz etmek istemediklerimiz var. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Çalışmak istemeyenler de kusura bakmasınlar. Boşuna makamları işgal etmesinler. O makamları dolduracak kişileri buluruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bahsederken bu dönemin diğer dönemlerden çok daha önemli olduğuna dikkat çekti. Sayın Erdoğan şunları söyledi. AK Parti kişiler üzerine kurulan bir parti değil, bizimki bir parti davasıdır. Görevler ve makamlar gelip geçicidir. Bu dönem çok çalışmalıyız. Bizimle yola devam edenler oldu, etmek istemeyenler oldu, trenden inenler oldu, bizim indirdiklerimiz oldu. Saygıyla andıklarımız var, bir de ismini bile telaffuz etmek istemediklerimiz var. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Çalışmak istemeyenler de kusura bakmasınlar, boşuna makamları işgal etmesin. O makamları dolduracak kişileri buluruz. Ya Tayyip Hocam biz seni %60'ın üzerinde oyna. Başa getireceğiz. Kafan rahat olsun. %60'ı aşar, evet. İstediğini getir, istediğini götür. Devlet de iç içesin, biz sana güveniyoruz. Yani kendi kafana göre hareket etmiyorsun. Devlet de iç içe hareket ediyorsun. O zaman devlet iktidarda demektir. Dolayısıyla biz sana güveniyoruz. Zaten baştan beri de güveniyoruz. Tabii ki eğri büğrü adam olursa al. Niye tutalım ki? Kimse seni kınamaz. Kınamaya da hakkı olmaz. Gönlün rahat olsun. Herkes o konuda hemfikir. Evet dinliyorum. Hızım neden hep atıştın be? Güzel yüzdüm. Attan indi de oluyor. Yani 12 bin yıllık tarihte baktığımızda hep devlet büyüklerin, devletin başlarıyla mutlaka bağlantıda olduğunu görüyoruz. O kovası mutlaka elinde. Kovayı bırakmıyor. Ve kozalak. Onu da bırakmıyor. Ondan amaç o devletin başındakine bir görüm aldırıyorlar. Yani doğru yolda olduklarını ona göstermek için. Kısa bir görüm. O zaman o insanın kanaati geliyor yani bu insanların sözünün dinlenmesi gerektiğini. Konu bu. Ama herhangi bir devlet başı değil. Yani en büyük devlet başına bu uygulanır. Genellikle ensesinden o kozalığa dokunduruyor Hızır. O anda o kişi bir görüm alıyor bir süre. Bak bunların hepsi 12 bin yıllık kabartmalar. Yani 12 bin derken bu geçmiş bin yıldan başlayın. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 12 bin yıla kadar gidin. Tören masonik oluyor. Yapılan tören. O kovanın da ne olduğunu söyleyeceğim. Bu kovayla mason önlüğünün de bağlantısı var. Masonlarda bir önlük vardır, küçük bir önlük. O çok hayati bir semboldür. O kovayla da ilintili bir şey. Bozatlı genellikle öyle yani duman halinde gider.
çok yerde de görüntüleri vardır. O Mısır'daki olaylardaki görüntüsü var mı sende? Hazırlayayım. Gösterebiliriz. Bu biz bunu inceledik, yani teknik kamera hilesi olması imkansız. Yani bilimsel olarak mümkün değil, gerçek görüntü. Evet. Yani bakın şimdi biraz acayip olacak ama bu olayları ben organize ettim diyor. Yani şimdi ben nasıl açıklayayım bunu? Yani çünkü sonuçta çok fazla insan öldü. Ama ben organize ettim diyor. Anlamı bu. Onun için ben Fazıl Hızır'ın faaliyetleri hakkında bilgi vermiyorum ki insanlar cahil öfkelenebilirler. Musa bile bayağı kızıyor. Niye bunu yaptı? Her yaptığında kızıyor. Evet. Bir de bazen bizim kardeşlerimiz de münafıklarla mücadelenin bir süre sonra bitmesi isteği var. Ben o dikkatimi çekti. Yahut niteliksiz olmalarını isteme var. Niteliksiz olduğunda sevap düşer. Münafıkla mücadele bittiğinde de namaz bitmesi gibidir, namaz. Namaz bittiyse ölüm yakın demektir. Yani adamın artık dünyada kalmasının anlamı kalmadı anlamına gelir. Müminin münafığı kalmaması demek, facia demektir. Münafıkla mücadele aynı namaz gibi ibadet ve son derece hayati bir konudur. Yoksa bile münafığı bulmak lazım. Yani daha Türkçesi yoksa da meydana getiririz. Öyle diyeyim. Yani mutlaka münafık olması gerekir. Münafıkla mücadele olmadığında ibadet durur. Olmaz öyle şey. Hani bir önce keyfimize bakalım, işte öyle bir konu yok yani. En önemli mücahede münafıkla yapılandır. Küfür ikinci derecedendir. Yani münafıkla yapılandan 1000 sevapsa, onda 1 sevap olur küfürle yapılandan. Çok hayati. Mesela diyor ki Allah, bundan dolayı diyor, eğer münafıkları yakalarsan öyle darmadağın et ki onlarla arkadan gelecek olanları caydırın diyor. Yani ibret alem için. Ey peygamber diyor mesela Cenab-ı Allah, kafirlere ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran. Onların barınma yerleri cehennemdir, ne kötü bir yataktır o. Ya ne gerek var işte münafığa da ellemeyelim, kafire ellemeyelim, sinemaya gidelim, işimize güleceğimize bakalım. Mezara girip ölmek gibi bir şey bu yani. O zaman dünyada kalmanın anlamı kalmaz. İmtihan olduğuna göre o olacak demektir. Evet, dinliyorum. İman edenler seçilmiş kişiler midir? Canım içi tabii, Allah diyor zaten. Bu Allah'ın seçmesidir diyor. Seçiyor, o şekilde yaratıyor. Yani aslında münafık da özel yaratılıyor, kafir özel yaratılıyor. Hani adamlar diyor ki, o zaman adamın ne suçu var ya, sen onu karıştırma, Allah Allah ne suçu var bilmem nesi. Adam bilerek yapıyor, sana ne? Şuur da yok. Ne kafayı takıyorsun? Ve ölü adam. Yani Allah bundan başka ne güzellik yapabilir? Ne olsun yani? Adam şuur kapalı, ölü. Kafir olarak yaratılmış, senin imtihan için o gerekiyor. İşte var. Yani ömrün sonuna kadar mesela Hazreti Süleyman münafıklarla mücadelesi durdu. Bir süre sonra Allah canını aldı. Ayaktayken asasına dayanmış duruyordu. Allah canını aldı. Öldüğünü anlamadılar. Ayakta kaldı ölüsü. Yani öyle. Dondu kaldı ölüsü. Zamanla ayakta durarak tabii bir süre sonra o dayandığı asa kırılınca anladılar. O da devrildi, düştü. O zaman anladılar vefat ettiğini. Tevrat'ta da, Kur'an'da da böyle geçer.
Yalnız bu Hızır konusunun dünyanın dikkatini çekmemesi çok anormal değil mi? Kardeşim, dünyanın hangi ülkesine gidersen git, her ülkede Hızır'ın resmi var, kabartması. Elinde kovası ve elinde de çam kozalağı. Ya kardeşim, düşünmüyor musun? Ya 1000 yıl önce var, 2000 yıl önce, 3000, 4000, 5000, 12000 yıl önceye kadar var ve dünyanın her tarafında var yalnız, dikkat et. Türkiye'de de var, Afganistan'da da var, nereye gidersen. Ya insan bir düşünür, bu neyin nesi falan. Bak, korkudan araştırmaya gerek duymuyorlar. Ya neyin nesidir diye araştırmaya gerek duymuyorlar. Her konuyu konuşuyor, bunu konuşmuyorlar. Evet, dinliyorum. Yeni Çağ gazetesi yazarı Ahmet Takan köşesinde bir fotoğraf yayınlayarak AK Partili bir heyetin PKK'nın İngiltere temsilciliği olarak bilinen DPI adlı düşünce kuruluşunu ziyaret ettikleri iddiasında bulundu. Tarkan şunları söylüyor. Geçtiğimiz hafta içinde AK Parti'den çok önemli 3 isim İngiltere'ye gitti. Efkan Ala, Mehdi Yeker, Taner Yıldız çözüm süreçlerini incelemek için bu ziyaret Türk kamuoyundan itinayla saklandı. Görüşmelerde kimler yok ki? DPI'nin Kürt asıllı liberal olarak bilinen CEO'su Kerim Yıldız, İrlanda eski Dışişleri Bakanı Dermot Ahern, İngiltere Derin Devleti'nin askerleri, Ankara kulislerinde uzun bir süredir konuşulan ve benim de bu köşeden defalarca dile getirdiğim iktidarın yeni çözüm süreci arayışları ve Erdoğan'ın bunun için İngiltere ile yürüttüğü arka kapı diplomasisi iddiaları var. Bu gezinin ardından danışıklı dövüş olduğu ortaya çıkan baskın, seçim süreci açıklamaları ve görüşmelerinde neden gaza basıldı? Birilerinin neye çok acelesi var? Yani biz Tayyip Hocam'a güveniyoruz. Çünkü Tayyip Hocam gözlerimizin önünde. Hiç kimse yamuk yapamaz. Yamuk yaptığında bedelini çok ağır şekilde öder. Yani en ağır şekilde kanunla, hukukla öder. Tayyip Hocam da böyle şeylerde bayağı titizdir. Kimin nerede ne konuşmaya, bizi hiç ilgilendirmez. Turistik geziye de gitmiş olabilir. İsterse İngilizlerin devletinin kucağında otursun adamlar, bizi hiç ilgilendirmez. Alır kucağından indirtiriz. Yani onların ne yaptı, ne etti bizi hiç ilgilendirmez. Alacakları karar da bizi ilgilendirmez. On binlerce biz şehit verdik. Türkiye'yi bölmeye kalkarlarsa biz de onları böleriz. Onu söyleyeyim. Kanla, hukukla neye uğradıklarını şaşırırlar. Türkiye'nin kılına dokunanın canına dokunuruz. Açıkça söylüyorum. Kanla, hukukla ayar olacaklar. Evet, dinliyorum. Ama bu olay tabii biraz anormal, acayip. Bunun bir araştırılması lazım. Yani ne var burada? Bu kadar bu ekip falan karma karışık. İngilizlerin devleti nasıl böyle bir gövde gösterisi yapıyor? Bunu anlamamız gerekiyor. Evet, dinliyorum. Ömer Yahya'dan size bir mesaj var. Hey, anlardan seni çok seviyorum. Hey, anlardan seni çok seviyorum. Bak, seni ben yerim, bak sana söyleyeyim. Olduğu gibi yutarım ben seni. Bunun ismini ben koymuştum. Maşallah. Ya yine fasıl getirsinler de yeniden çekim yapalım. Şimdi gelsin. Geç vakte kadar devam edebilir. Yine ustalarını getirsinler adam gibi. Keman. Efendim. Tef. Ut. Ve klarnet. Kanun da iyi olur ama ut fazla olur o zaman. Ne yapalım? Ne? Tamam. Para sevda, kara dolu.
Ya ben fasla eşlik edeyim en iyisi. Evet, şart. Değil mi? Yani şart. Benim olmamam fark ediliyor mu? Kapın her çalındıkça vay be. Diyor ki yeni yaptığı konuşmasında kadın dostu olmayan yapılanmalarla mücadele etmeliyiz. Helal, şahane. Bak yerleşik toplumsal algılarla yani gelenekçi düşüncelerle kadın dostu olmayan yapılanmalarla mücadele etmeliyiz dedi. Yani çok güzel bir konuşma. AK Parti'ye de çok güzel bir destek, çok iyi olmuş. Evet dinliyorum. Ben Sakarya'dan Burak. Bazı konularda çok kararsız oluyorum. Acaba bu kararsızlığın yani için ne yapmam gerekiyor, ne yapmalı? Güzel yüzlüm. Kararsız kalmak 50-50 olan bir konuda tabii olabilir. Hayati bir konuysa olabilir ama hayati değilse ne olacak? Bir tarafa ağırlık ver gitsin yani. Ama hayati bir konuysa tabii ki düşünebilirsin ama onda da yine Ya Rabbi bana ilham et dersin, bir işaret alırsın. O işarete göre hareket edersin. Allah sana işaret de bulunur. Yani bir konuda karar veremediğinde. Adam Bey bugün çok şıksınız. Ayakkabılarınız çok güzel. Ya bir şey yok. Abartıyorsunuz Allah aşkına. Ne var? Alelade bir ayakkabı bu. Dreserin kalitesi, rengi çok güzel. Yok ya. Yani sadece. Gerçekten rahat olduğu için giyiyorum. Orada kullanılan altında fazla bir miktar değil yani. Hoş sadece, evet. Gömleğiniz de çok güzel. Evet. Markası. Hayvan ormanda giderken yakalamışlar. Zay olmamış, iyi yani. Evet, gelsin tuzluğumuz. Karşımızdaki insan tanımak için ne gibi sorular sormalıyız? Yakışıklı mı? Bir kere konuşmuyorsa çok tehlikeli söyleyeyim.
Yani adam diyor ki ben dinlemeyi severim diyor. Ama sen sığırsın demektir. Evet. O da dinlemeyi seviyor o zaman. Ne olacak? Bu bir sinsiliktir. Yani dinlemeyi severim. Yani pusuya yatacağım. Adam nerede açık verecek onu yakalayacaksın. Çok tehlikeli insan demektir. Yani ben dinlemeyi seviyorum diyesen hemen uzaklaş. Çok riskli. Yani pusuya yatıp açığını arayacak demektir. Konuşkan insan iyidir. Her şeyini konuşur adam şakır şakır. İçi dışı ne varsa belli olur. Böyle ince ince de yani böyle derin derin düşünerek falan değil. İçinden geldiği gibi konuşması lazım. Soru yani onu serbest bırakmak lazım. Fakat 3-5 soruda bile belli olur yani neredesin, ne yapıyorsun bile desen. Ses tonundan, uslubundan, bakışlarından kısa süre çıkarabilirsiniz. Yani tedirgin mi, şüpheci mi, korku mu dolu, güven mi dolu hemen anlaşılır. Ama tabii insanlar büyük bölümü anormaldir maalesef yani çok çok acı bir olay. Ama böyle. Evet ben yakışıklım bir daha göreyim. Tabii. Karşımızdaki insan tanımak için ne gibi sorular sormamız? Tabii böyle yani polis sorgusu gibi olursa olmaz. Nasıl yapacaksın? Havadan sudan. Ne seversin, ne yersin, ne içersin? Anan kim, baban kim falan. O aradaki ses tonu, konuşma, mimik, uslup oradan çıkardılar. Yoksa verdiği cevaptan çıkaramazsın. Ya cevapları açı yalan söyleyebilir, oyun oynayabilir. Ama mimik ve gözler, ses tonu onu hiç kontrol edemez. Ona gücü yetmez, oradan çıkaracaksın. Ses tonu, mimik kontrolü, gözündeki ifade, akış, tonlama buradan anlaşılır. Evet dinliyorum. Bugün Yeni Akit'in yaptığı habere göre İspanya'da 58 senelik silahlı saldırılarını geçen yıl bitirdiğini açıklayan ayrılıkçı terör örgütü ETA yaptığı açıklamayla özür diledi. Resmi açıklamada yol açılan zararlardan söz ediliyor. Bu örgütün silah bırakması çözüm süreci döneminde siyasetçiler tarafından örnek olarak gösteriliyordu. Bugün Yeni Akit'in yaptığı habere göre İspanya'da 58 senelik silahlı saldırılarını geçen yıl bitirdiğini açıklayan ayrılıkçı terör örgütü ETA yaptığı açıklamayla özür diledi. Resmi açıklamada yol açılan zararlardan söz ediliyor. Bu örgütün silah bırakmaması çözüm süreci döneminde siyasetçiler tarafından örnek olarak gösteriliyordu. Canım adamlar olayın altına yattılar. Ayrılığı kabul edince adam tabii ki teslim olmuş. Şimdi bankayı soymaya adam geliyor silahı kafasına turgutuyor. Adam parayı verdiğinde kurşunu sıkmıyor çekip gidiyor. Kurşun ne zaman sıkıyor? Parayı vermediğinde. Bu bir anlaşma işte adam. Parayı ver canını kurtar diyor. Toprağını ver canını kurtar diyor. Adam da tamam diyor o zaman toprağı vereyim canımı kurtarayım. Böyle anlaşma mı olur? Yani bir çeteyle terör örgütüyle anlaşma olmaz. Buldozer gibi kafasını ezersin, böyle ciyak ciyak öttürürsün, ayağın altına alırsın, tövbe ettirirsin. Çözüm budur. Yoksa yani o kabadarı gibi sen zavallı konuma düşeceksin. O bir mağlubiyettir, öyle şey olmaz. Tabii bunu kanun hukukla yapmak lazım. Büyüleyen gözlerinde yeşil yeşil bakıyorsun, sevdalanmış yüreğime. Damla damla akıyorsun, karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli sevinçli renkli, name name şakıyorsun. Evet dinliyorum. Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Akit gazetesinden Yusuf Ziya Kavakçı'nın Fethullah Gülen'le ilgili yazısına değinerek şunları yazdı. Yusuf Ziya Kavakçı Akit gazetesinde şunları yazmış. Fethullah Gülen özür dileyip tövbe etsin, Türkiye'ye gelsin, Müslüman alimler yetiştirsin. Şu işe bakın yahu, Fethullah'ın izinden geçenler bile işlerinden atılıp hapislere sıkılacak. Ama Fethullah kurtulacak, faaliyetlerine de devam edecek. Bunu Profesör Yusuf Ziya Kavakçı gibi AK Parti mahallesinin abi bildiği biri değil de başka biri yazsaydı şimdiye çoktan terör örgütünün övme suçundan açılan davaların konusu olurdu.
Bir kere Fethullah Gülen Müslüman yetiştireceğini söylüyor. Müslümanlığı reddediyor adam. Evet. Yani Kur'an'dan ne zaman kurtulacağız diyor adam. İslamiyet'ten ne zaman kurtulacağız? Nasıl Müslüman yetiştiriyor? Bir de katil yetiştirmiş adam. Katil ordusu yetiştirmiş. Yani büyük bir bölümü cinayete yatkın ve cinayet işlemiş adamlar. PKK'yla da iç içe PKK'yı destekleyen adamlar. PKK'nın cinayetlerini teşvik, tasdik ve organize eden adamlar. Katil ordusu bunlar. Şimdi Fethullah Gülen bir kere seri cinayetten, seri katillikten yargılanıyor. Bu nasıl hoca olacak? Kur'an'ı reddediyor. Nasıl hoca olacak? Homoseksüelliği savunmak için camiler yaptırıyor. Homoseksüel camiler yaptırıyor. Darwinizmi anlattırıyor ve İngilizlerin devletiyle iç içe, istihbarat örgütleriyle iç içe, bütün talebeleri adeta istihbarat örgütlerinin gönüllü eleman haline gelmiş. Bu adamı sen hadi koy verdin, götürdün oraya, oturtturdun. İslam anlasın diyor. Ya kardeşim sen aklını mı attın? Adam ki İslam'ı zaten kabul etmiyorum diyor. Cinayet örgütünün de başı adam. Cinayetler teşvik eden birisi. Dolayısıyla hoca herhalde hiç olaylardan habersiz. Bir papağan ve sahibi. Aktör mü ona o kadar bağışlıyor? Bir şey diyor. Çok güzel maşallah. Maşallah. Papağan da şeker ama zır deli. Evet dinliyorum. Dinimizde istişare önemlidir. Tabii. Dinimizde istişare önemlidir. Allah peygamberlere bile İstişare edin diyor. İstişare demek Allah birçok insana vahyedir. Onlardan bir tanesi doğrudur. İstişarede o vahyi sen fark edememiştirsin ama bir başkası fark etmiş olabilir. Onun aldığı doğru bilgiyi alırsın. Vicdanınla. Vicdanın der ki bak doğru bilgi orada. Allah'ın vahyettiği bilgi bazen başka insanda olur. Hazır bilgi. Vicdanın o vahyi bulur. Başka insandan bulur. O yüzden istişare çok önemli. İstişare uymak lazım. Ve şart Müslümanlara mutlaka önemli konuları danışarak nasıl yapsak acaba demek gerekir. Orada Allah onun kalbine ilham eder. Ona istişare deniyor. O ilham sonucunda da doğru bilgiye ulaşılır inşallah. Evet dinliyorum. Adnan Bey yeşil bitkiler var. Yeşil. Evet. Bitkiler dünyasında hakim olan renk bildiğimiz gibi yeşil ve yeşilin tonları. Yeşil rengi oluşturan ana madde ise klorofil. Son derece önemli bir madde olan klorofil güneşten aldığı ışığı rahatça içine çekiyor ve yalnızca yeşil rengi geri yansıtıyor. Bu özellik yapraklara yeşil renk vermesinin yanı sıra fotosentez gibi hayati bir işlemin gerçekleşmesini de sağlıyor. Dolayısıyla bitkilerin yeşil olması estetik bir görüntü vermesinin yanı sıra hem bitkilerin hem de diğer canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için son derece hayati bir öneme sahip. Evet maşallah. Allah bir ayette şöyle bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar mı yoksa gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi? Ki onunla gönül alıcı bahçeler bitirdik. Sizin içinse bir ağacı bitirmek bile mümkün değildir. Neml suresi 60. ayet. Bitki tabii çok naif şeker bir varlık. O da bir hayvandır, bitki de bir hayvandır ama çok tatlı da yani, uysallığı falan, şekerliği. Bir de yenebilir bir şey yani. Evet, dinliyorum. Önceden çekilmiş klasik bir filmin yeniden çekilmesini ister misiniz? Örneğin Baba filmi. Yakışıklım, bence o kaliteyi tutturamazlar. Evet. Yani orada en yüksek kalite elde edilmiş. Yani onun üstüne nasıl bir kalite olsun? Manzaralar mükemmel, şahıslar mükemmel, anlatım mükemmel, müzik mükemmel.
Yani onu geçemezler. Ama bazı filmler vardır, flu'dur yani yetersizdir. Mesela işte Spartaküs mü, Herkül mü, böyle filmler var. Çok ilkel, bayağı ilkel. Onlar olabilir. Mesela Casablanca, şahane. Daha üstün bence çekilemez. En mükemmel hali. Yani mümkünü yok, geçemezler. Ama tabii Casablanca'da veyahut Baba filminde olsun, o yaşanan yerler, o sahneler falan canlı tutulabilir insanlar için. Mesela Casablanca filminin çekildiği set aynısıyla devam ettirilebilir insanların görmesi için. Yani değil mi? Hatta öyle gazino tarzında tutulabilir. Çok berbat şeyler yapmışlar, böyle ışıldaklı mışıldaklı falan. Halbuki o devri o çok iyi yansıtıyor. Mühim olan o devri yansıtmak. Berbat etmişler yani, bazı yerler açmışlar, olmaz. Evet, dinliyorum. Rusya ile batılı ülkeler arasında gerginliğe yol açan Ajan Skripal'in zehirlenmesi olayı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Rus Soruşturma Komitesi, Moskova Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda eski Rus ajan Sergey Skripal'in kızı Yulia Skripal'in İngiltere'ye gitmeden hemen önceki görüntülerini yayınladı. Komite, aynı uçakla Londra'ya uçan yolcuların hiçbirisinde zehirlenme belirtisi olmadığına dikkat çekerek Skripal ve kızını İngiltere'nin suni komaya soktuğunu duyurdu. Ne? İngiltere'nin Skripal ve kızını suni komaya soktuğunu duyurdu. Yani uçağa binen diğer yolcularda da bir şey olmadığı için İngiltere'yi suçluyorlar Allah Allah. Yani İngiliz devleti yapıyorlar. Evet, İlk defa yaptığı bir şey değil. Evet. O konularda tecrübeler. Evet, dinliyorum. Sevimli bir kedi. Yakalamak istiyor herhalde parmaklarını. Hayır, niye bu münasebetsizliği yapıyor onu anlamaya çalışıyor. Ben ne istiyorsun? Bu nedir? Çok tatlı. Bir daha baştan göster bakayım. Tabii. Tıslaması çok sevimli. Hazır olun. Yeah.
yeryüzündeki insanların en büyük sorunu kıskançlık mı? İmansızlıktır tabii en büyük sorun. Kıskançlık çok küçük, tali bir nokta. Ama kavganın, kepazeliğin kökeninde tabii ki kıskançlık vardır. Yani bütün savaşlar, arbedeler o yüzden olur. Ama asıl iman zafiyeti, Allah korkusunun olmaması. Tabii dinlerin sunuluş şekli de facia. Hristiyanlığın sunuluş şekli korkunç. Musevi'nin sunuluş şekli de çok korkunç açıklamalar. Yani yine de bu kadar dindar olmasına ben hayret ediyorum maşallah. Cübbeli, mübbeli tarzı adamların dini sunuluş şekli dehşet verici. Gençler aklı hayale atıyor yani, gözlerine inanamıyorlar. Demin bir kız arkadaşım vardı, anlatıyor. Ya olacak iş değil diyor, anlattıkları diyor yani. İnanılır gibi değil diyor. O yüzden birçok arkadaşım bunların yüzünden ateist oldular diyor. Ben bana getir soruları dedim, ben hepsini cevaplayayım dedim canlı yayında. Olur dedi o da. Pencereyi açalım. Konya'daki insanlar neden bu kadar dini yanlış anlatıyorlar ve neden bu kadar kabalar? Canımın içi, demin o kız arkadaşımla konuştuğumda da ana konu o. Yani çok münasebetsiz, çok kaba, görüntüleri de çok kötü diyor. Yani ya bu insansa ben neyim, ben insansam bu neyim falan diyor. Sormak geliyor içimden diyor. Çok modern, kaliteli bir kız. Yani acayip dehşete kaptırıyorlar milleti. Farkında değiller. Yani bambaşka bir alemdeler. Bir tek Konya'da değil, her yerde var. Birçok yerde var. En facia yön, kendine çok emin olmaları. Bayağı akıllı olduğu kanaatinde. Bir de imansız da, kendi de imansız. Namaza kalkmaz. Zekat vermesi gereken vermez. Ya yani çıkarına göre. Müzik haram der. Evde sabaha kadar müzik dinler. Bir daha. Konya'daki insanlar neden bu kadar dini yanlış anlatıyorlar ve neden bu kadar kabalar? Yakışıklım ama sizin nesliniz çok kalabalıksınız, Allah'a çok şükür. Bayağı da aydın, aklı başındasınız. Onlar çok kıyıda köşede talih kaldılar. Zaten evden dışarıda pek çıkmıyor. Geçenlerde toplanmışlar bir araya. Yani insan acıyor. Fakat tabii Konya'da biraz çoğunluklar, yani var, az da değiller. Kayseri'de falan da bazı illerde daha yoğunlar. Özellikle genç kızlara falan çok ızdırap veriyorlar, yani çok rahatsızlık veriyorlar. Ama hükümetin politikası çok iyi. Bak anne ne diyor Emine anne? Kadın dostu olmayan yapılanmalarla mücadele etmeliyiz diyor. Bak bir de diyor ki yerleşik toplumsal algılarla. Bak yerleşik toplumsal algılarla, yani geleneklerle, kadın dostu olmayan yapılanmalarla mücadele etmeliyiz diyor. Anne daha ne dersin? Mükemmel. İnşallah seçimlerde ezip geçeceğiz. Ondan sonra daha kolaylaşacak. Tayyip Hoca modern delikanlıdır. O da durumun farkında ama şimdi bunları direkt karşısına da almak istemiyor. Biraz temkinli gidiyor. Evet. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı. Cübbeli, Hazreti Muhammed'e ait olan sandalet, yani Nal-ı Şerif satışına başlamıştı. Maliyetinin 130 TL olacağını belirten ünlü, azgınların saldırısından, düşmanların galibiyetinden, şeytanların şerrinden, sihir ve büyülerin ulaşmasından emin olur demişti. Burhan İşleyen, gençlerimiz korkunç alevlerle yanan bir çukura gidiyor, deizm tartışması aldı başını gidiyor. Bu piyasada yakmayan kefen satan, efendim bu terliği giyen cennete gider diyen ve efendim filan tarikatın filan koluna müntesip olursanız direkt cennete gidersiniz diye yalanlarla uyutuyorlar dedi. Ey muhallet ve sahih kaynaklarımızı anlatırken çirkin bir üslupla insanların zihin en muhallet ve sahih kaynaklarımızı anlatırken çirkin bir üslupla insanların zihinlerini bulandırmaya çalışanlar arasında ne yapsın gençlerimiz?
Biz önce kendimize söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nda bulunan insanlar olarak ilk önce çalışmamız lazım. Az çalışıyoruz, daha çok çalışmamız lazım dedi. O Konya'dan bahseden yakışıklıyı bir daha getirsene. Konya'daki insanlar neden bu kadar dini yanlış anlatıyorlar ve neden bu kadar kabalar? Benim yakışıklığım Konya'dayken Konya'da belirli kişileri kastediyor ama tabii o lafın gelişi olarak öyle söylüyor. Ya anlatım tekniği açısından öyle söylüyor. Yoksa tabii Konya insanı çok büyük bölümü aydın aklı başındadır. O denilen kesim belki %3, %2 falan ama etkileri fazla oluyor. Onları kastediyor. Benim kastettiğim de onlar zaten. Dolayısıyla bu bir facia. Tabii toplumu huzursuz eden odaklar konumundalar bunlar. Genç kızların şu an dekolte giyinememesi, neşelenememesi, saçlarına bakım yapamaması, makyaj yapamaması falan. Bunlar nedeni bu adamlar. Yani mahallenin başına bela olan hani mahalle çakalları olur ya. Milleti bir türlü rahat etmez. Bunlar da böyle musallat oldular. Bazılar için söylüyorum. Ama bunun gereği yapılacak. Gönüller rahat olsun. Biraz beklerseler görecekler. Yemek yiyen sevimli bir tavşan. Bu ne hal lan böyle? Vay don bili vay. Arkadaşlar. Ayakları kayıyor ağırlıkta. Güzel manzara resimleri. Evet. Ya kardeşim balık bahçeli yerleri severim. Evet. Burada ne yapacaksın? Sırf denize girersin. Başka bir şey olmaz. Burada genç kızlar varsa güzel. Yoksa ben ne yapacağım bu hiç? Yani 10 dakika bile durmam ben orada. Evet dinliyorum. CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin basın kuruluşlarına ve gazetecilere gönderdiği elektronik posta ile Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayacağını duyurdu. Ne dedi? Bir daha hadi bakayım. CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin basın kuruluşlarına ve gazetecilere gönderdiği elektronik posta ile Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayacağını duyurdu. Güzel Didem, neden böyle bir şeye gerek duydun ben anlamadım ki. Yani seçilmeyeceğim belliyken bilmiyorum ne, niçin öyle bir şey düşünüyorum. Çünkü bir daha milletvekili de olamayacak. Evet. Ama belki hani sesi duyulmuş olacak, çok duyulacak. Ha bir daha seçilemeyeceğini düşündüyse, bu şekilde sesim duyulursa bir dahaki seçimlerde, bu seçim olursa bir dahaki seçimde belki kazanırım diye düşünüyor olabilir. Olabilir, demokratik hakkı, saygı duyuyoruz, olur. Evet, dinliyorum. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı. Cübbeli Hazreti Muhammed'e ait olan sandalet yani Nalı Şerif satışına başlamıştı. Maliyetinin 130 lira olacağını belirten ünlü, azgınların saldırısından, düşmanların galibiyetinden, şeytanların şerrinden, sihir ve büyülerin ulaşmasından emin olur demişti. Burhan İşleyen, gençlerimiz korkunç alevlerle yanan bir çukura gidiyor. Deizm tartışması aldı başını gidiyor. Bu piyasada yakmayan kefen satan, efendim bu terliği giyen cennete gider diyen ve efendim filan tarikatın filan koluna müntesip olursanız direkt cennete gidersiniz diyen yalanlarla uyutuyorlar dedi. En muhallet ve en sahih kaynaklarımızı anlatırken çirkin bir üslupla insanların zihinlerini bulandırmaya çalışanlar arasına ne yapsın gençlerimiz? Biz önce kendimize söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nda bulunan insanlar olarak ilk önce çalışmamız lazım. Az çalışıyoruz, daha çok çalışmamız lazım. İşte bu zırvaların geçersizliğini alenen açıkça anlatacaklar. Başka çare yok. Yani çalışmayla alakası yok olayın. Diyanet İşleri Başkanı çok güzel söyledi. Dedi ki Kur'an'da kadınlar aleyhine hiçbir hüküm yoktur. Hadislerde de yoktur. Var diyen yalan söylemiştir ve geçersizdir dedi. Bu kadar. Doğrusunu söylüyor. Böyle net konuşmak lazım.
Ama iyi, Diyanet gibi bu gelişmeler mükemmel. Mehdiyet'in ayak sesleri, gümbür gümbür ayak sesleri çok güzel. Sizce erken seçim hayırlı olacak mı, olmayacak mı? Sizce kim kazanır? Yakışıklım, erken olması çok iyi oldu. Geç olsa belalı olaylar olabilirdi, yani çok sıkıntı verebilirdi. Bir de bunaltıcı bir havaya doğru gidiyordu. Bir tazelenme gerekiyordu hakikaten. Ben daha da erken alınsın dedim. Şimdi önce dedim ki bak, bir anormal durum var dedim. Tedbir alınsın dedim. Yani darbeci zihniyet hareketlendi dedim. Bunu duyunca Sayın Bahçeli dedi ki, görülen lüzum üzerine derhal erken seçime gidelim dedi. Ya yani darbeye karşı bu. Yani ve darbecilere destek olacak tipler. Kargaşa, margaşa falan hepsi. Ya sırf darbe değil bu olay tabii bunu. Zeminini hazırlayan bir takım oluyor. Onlar falan hepsi dahildir içinde. Yani risk derken adam ayaklanma çıkartır, kargaşa çıkartır, ekonomik kriz çıkartır. Sonunda da darbe yapar. Yani bu karışık bir yapı. Bunun bütününü, benim kastettiğim buydu. Sayın Bahçeli bu açıklamadan yaklaşık 10 gün sonra falan, 5-10 gün sonra erken seçime gidiyoruz dedim. Ben dedim ki verilen tarih erken seçim tarihi olmakla beraber fazla ileri, daha geriye alalım dedim. Bu açıklamamdan 5 saat sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Hocam dedi ki daha erken alıyoruz. Maşallah. En erken alındı, olabilecek en erken. Yani şu anki olabilecek en erkendir. Kanuni olarak yapılabilecek en erken. Hayırlı oldu, uğurlu oldu. Bu belayı defüref etti. Yani o fitne gitti. Zaten darbecilerin açıklaması oldu da ben söylemek istemiyorum. Acayip hopladılar. Yani söylersem anlaşılır kimler oldu. Ya açık gazetede söylüyor, bağırıyor yani. Eyvah diyor, yani darbe yapamadık diyor. Ayağımızda dolandı diyor yani. Bu net ifade. Zaten hemen akabinde de kripto FETÖ'cüler subaylara operasyon yapıldı. Bak hemen akabinde dedim ki bak, ordu içinde daha hala FETÖ'cüler var dedim. Kripto FETÖ'cüler. Hemen onlara da operasyon yapıldı. Geniş çaplı. Kendimiz evdeyiz. Fikrimiz iktidarda. Evet, dinliyorum. Bir daha o delikanlıyı dinleyeyim. Tabii. Sizce erken seçim hayırlı olacak mı, olmayacak mı? Sizce kim kazanır? Tayyip Hocam birinci turda ferahça kazanır. Birinci tur, evet. Ekonomiyi de acayip rahatlatır. Zaten ekonomi de kokuyu aldı, adamlar acayip ferahlamış. Herkes ferahladı yani. Şimdi yatırım da patlar, acayip genişler Türkiye. Hiçbir şey olmaz. Tayyip Hoca dürüst delikanlı. Bu, daha iyisini bulamayız. Varsa göster. Bak bulamıyorlar zaten. Ya bak bu çok komik bu. Çok acayip. Ay, göstertin diyoruz yani varsa. Hayır, hakikaten destekleyeceğiz yani. Samimi olarak destekleyeceğim. Gösterdin, yok yok diyor. Yoksa ne uzatıyorsun işte, tamam. Tayyip Hoca'dan başka yok. Allah şimdilik onu yaratıyor. Bu kadar. Evet, Tayyip Hocam yine rasathanede konuşma yapmış. Ne konuştu acaba, bakacağız. Kandili'deymiş. Mübarek. Yaklaşmış. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Hinal. Ayın görüntüsünün beyninizde oluşturduğunu düşünenler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Hinal, aferin sana benim güzel yüzlüm, benim nurlum. Dindar olman çok hoşuma gitti. Cilbabın da yakışmış ve bayağı güzel kızsın, çok düzgünsün. Daha da güzelleşeceksin zamanla. Allah güzelliğini daha da artırsın. Allah cennette arkadaş etsin. Söylediğin söz çok önemli. Demin bir kız arkadaşımla da onunla konuşuyordum. Ben deistim dedi. Tabii deistlik diye bir şey yok. Direkt ateist yani deist. Ama çok şekerlik bir kız. Çok tatlı, böyle konuşkan. Evet. Vıcır vıcır bir kız değil mi? Öyle, evet, değil mi? Çok şahane bir insan.
Dürüst açıkça söylüyor. Oyunda oynamıyor, lafı kıvırmıyor. Evet. Ben inanmıyorum diyor, açık açık söylüyor. Bu insan dürüst insan, sahtekarlık yapmıyor. Münafıklık yapmıyor, oyun oynamıyor. Arkadaş ben buyum diyor, yürekle yani, dürüstçe konuşmuş. Ben sen yaz dedim bana, ben cevap açıklayacağım hepsini dedim. O konuların içerisinde bunlar geçti. Ben maddi konusunu söyledim. Ona çok şaşırdı. Ya dedim sen tamam beni görüyorsun da dedim. Ben de seni görüyorum ama ben seni beynimin içinde görüyorum. Sen de beni beynin içinde görüyorsun dedim. Sen bunu bir düşündün mü dedim. Aa dedi ben bunu bir düşüneyim dedi. Yani çok önemli gördüm. Şimdi bu oldun mu? Sen bir kere maddeden çıkıyorsun. Burada deistlik, ateistlik falan mümkün değil. Görüntü beynin içindeyse bitti. Nerenin değil? Bak beynin içinde, ay dedim bak beynin içinde değil de beyin ruhun içinde dedim. Ya beynin içinde de değilsin. Beyin ruhun içinde. Onu duyunca bak zeki kız olduğu için bayağı sarsıldı yani. Çok önemli gördü onu. Düşüneceğim dedi. Allah alem o bitirir o. Hepsinin cevabı budur. Yani bu dedi mi konu biter. Yani en imansız biri imana gelir. Bunu bilmedikleri için konu uzuyor. Bir de cübbeliye falan kafayı takıyor. Garibanın teki o. Eski gelenekçi, medresede şimdi bir çocuk. Oturup ondan uğraşmaya gerek yok. O kendi aleminde. Artık o hale, öyle kalmış. Zaten başka bir ekole de girmez. Korkar da ezileceğinden korkuyor olabilir. Evet. Ben güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Merhaba ben Hinal. Ayın bir uzun beyninizde uçtuğunu düşünenler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Ay, güneş, bütün evren. Evlendiğinde eşi, arabası, iş yeri, paraları, altınları hepsi beynin içinde oluşur. Beyni de ruhun içinde oluşur. Yani fark etseler zaten herhalde Allah'a seyreder. Tam anlasalar hastanelik olabilirler. Gerçekten yani tam. Onun için tam detaylı da anlatmıyorum. Ya anlayacakları gibi anlatmıyorum. Ya direkt hastanelik olurlar Allah'a seyreder. Aklı gider yani. Çünkü gemisi de yok, arabası da yok, hiçbir şey yok bakacak. Sadece bir gölge varlık var. Evet dinliyorum. Bir kedi. Biraz deli. Pek bir tane kediye benzemiyor. Deli bir kedi. Ama deliliği çok iyi. Ya buna nasıl baş edilir kardeşim? Bu tarz mı? Ha. Daha bile fazla. Öyle mi? Bazen de çok usta oturuyorlar. Evet. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi falan. Gören de çok terbiyeli falan zannediyorum. Bak gayet sakin şu an. Sanki deminki deli o değil yani. Evet dinliyorum. Fethullah Gülen'in dün akşam üzeri internete yüklenen bir videosunda Akit yazarı Yusuf Ziya Kavakçı'nın çağrısına yanıt olacak mesajlar verildiği görüldü. Ağır baskı ve zulüm hizmet gönüllülerini şiddete sevk eder mi yazısıyla başlayan video. Gülen'in kötülük yapanları kalben ölmüş insanları, nefis ve enaniyet cihetiyle hortlamış insanları Allah'ım insanlık ufkuna hidayet eyle sözleriyle devam ediyor. Ya kardeşim şimdi bak biz hayal görmüyoruz. Adam açıkça alenen Kur'an'ın gereksiz olduğunu söylüyor. Ha yanlış anladıysa yanlış anladık desin. Açıkça söylüyor. Homoseksüel camisi açıyor fotoğraf çektiriyorlar. Biz ya, yani fotomantaysa söylesinler. Burada da yüzlerce insanımızı şehit ettiler. Biz yanlış mı gördük bunu? Yani insanlarımız şehit oldu gözümüzden gördük ya. Havada uçaklar otomatik silahla taradı halkı. Tanklar insanları ezdi. Ucu ucuna durdurduk. Adamlar hepsi biz Fethullah Gülen emriyle bunu yapıyoruz diyorlar. Yalan söylese gelsin yalan söylüyorsunuz desin. Şehitlere hiçliğe gittiler dedi. Ya şehitlere hiçliğe gittiler evet, diyor. Kur'an ne gerek var diyor ya. Bir kere Kur'an'ın yeterli değil mi konu yok diyor. Bir de Kur'an Müslümanına çıkartlar diyor. Peygamber'e laf ediyor. Arkasına diyor ki Kur'an'a niye bağlı olalım ki diyor. Aklımızla hareket edelim diyor. Videosunu ne zaman kurtulacağız? Ne zaman kurtulacağız ya diyor. Dünya kalanının hafızı yetişir. Her gün sabah okurlar.
Ama bu bizim içimize ne anlatıyor? Ne zaman kitaptan kurtulacağız? Ne zaman artık içimizin söylediği şeylere gideceğiz? Kitap bir rehberdi. Hep körler gibi birinin arkadan takılınarak gidiyoruz. Bak rehberdi diyor, geçmişte yani. Geçmiş zamanla. Bak körler gibi diyor, Kur'an'a uyanı körlükten itham ediyor. Bunun üstüne ne konuşulur ya? Kur'an reddeden adam dinden, imandan bahsedecek ne konumu olur? Hayır, yanlış anladık, yanlış anladık desin kardeşim. Yanlış anlıyorsunuz desin. Yani münasebetsizliği bıraksınlar. Evet, dinliyorum. Hayırlarda yarışmak rekabet midir? Rekabettir. Güzel bir rekabet. Tabii ki insan. Mesela Mehdiyet bir rekabettir. Öne geçiyor. Mesela İsa Mesih bir rekabettir. Öne geçmiş. Bediüzzaman bir rekabettir. Öne geçmiş. Sen de gayret et, sen de öne geç. Anlamına geliyor bu. Yani herkes için. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. Hayırlarda yarışmak rekabet midir? Maşallah, böyle konularla ilgileniyor olman, hayırları araştırman, incelemen, bunları sorman, senin güzel bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. Allah seni Cennetül Naim'de, Cennetül Firdevs'te, cennet hanımlarından eylesin inşallah. Benle de dost arkadaş etsin. Evet. İnsanlar önüne çıkan sorunları, engelleri nasıl aşmalı? Allah'la. Ben kendi kafamla halledeceğim derse sürünür. Allah'a sorarak yaparsa, Allah'ın kalbine vahyeder, vicdanını kullanırsa hemen anlar. Allah diyor ki, bak biraz düşünür diyor, bir de bakmışsın ki diyor, hemen anlayıp bilmiştir diyor. Çünkü vahye uymuş oluyor. Evet. Hürriyet ve Doğan Gazeteciliğin gazete kağıdı ve baskı malzemeleri ithalatı işlemlerini Doğan ailesinin yurt dışındaki offshore şirketleri üzerinden gerçekleştirerek sermaye piyasası kanununa muhalefet ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Aydın Doğan hakkında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 19. Ceza Dairesi iş adamı Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temiroğlu hakkında verilen beraat kararını mahkumiyet kararı verilmesi yönünde bozdu. Yani tahmin ediyorum bir haftaya İngiltere'deler. Yani büyük bir ihtimalle öyle olur. Yani zaten her şeyini alıp götürdü. Orada diyor otelim var diyor, evim de var diyor. Yani Allah'a şükür nimet içindeyiz diyor. Bir sorun yok diyor. Mallar da elimizden çıkabilir. Diyor. Onları da satalım, paraya çevirelim diyor. Bir de böyle bir şey çıkartıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Haber yayıyorlar etrafa. Zenginlere, mal mülk sahibi insana. Ben duydum yani, bizzat kulağımla duydum. Aman diyorlar, malınız mülkünüz varsa hemen satın. Çünkü hükümet el koyacak diyorlar. Ben bizzat duydum yani. Eviniz, meviniz falan varsa hemen satın. Yani hükümet el koyacak. Böyle milleti paniğe kaptırıyorlar insanları. Onlar da hakikaten malını satıyor, yurt dışına kaçıyorlar. Bu büyük bir tehlike. Yani bu haberler de şimdi kanunen yasak bir haber de değil. Yani adam böyle deyince niye dediğini de diyemezsin. İnanıyor adam da. Bu bir taktik yani, bir oyun, buna çok dikkat etmeler lazım. Mesela aylardan beri bize de yönelik, biliyorsunuz size işte eylem yapılacak size. Efendim terör örgütlerinden de o tarzda da söylüyor ama asıl polisiye bir operasyon yapılacak diyorlar. Aylardan beri duyuyorsunuz. Ha bugün ay yarın, ha bugün ya. Peki ne yapalım diyoruz? Ya mal mülk varsa satın. Ya diyor işin doğrusu kaçın diyor yani diyor. Ya yurt dışına kaçın diyor. Bak millete verilen akıl bu. Malını mülkünü sat, yurt dışına kaç. Bu bir facia. Yani bu bir oyun. Buna hükümet tedbir alsın. Görüyorsunuz aylardan beri adama gece gündüz söylüyor. Diyorlar ki bak
Her an operasyon olabilir. Operasyon kapıda diyor. Şimdi imanı zayıf, aklı zayıf birisini düşün. Ulan der, ben başım bela gireceğine. Değil mi? Malımı mülkümü satayım, hemen gideyim. E malını mülkünü sat git. Malını mülkünü sat git. İngiltere'ye parayı depoluyorlar. Kimin oyunu bu? İngiliz derin devletinin oyunu. Bu oyuna kimse gelmez. Yeni çıktı bu moda. Ne çıkar bahtımıza? Sanma ki hikayesi. Ya kardeşim, bu şarkının hatırası var. Yaşamak ne güzel.
Evet, dinliyorum. Duna'nın tablette kedilerle oynadığı bir oyun. Balıklarla, pardon. Başlasın. Evet, başlatıyorum. Ya böyle saftirik olması çok şey ki. Hiç olmazsa, bak ayaklara dikkat edin, tavşan ayağına benziyor ayaklar. Bir hayırlısı bir tanesini yakalasın. Aslında tutuyor ama yeterince bastırmadığı için olmuyor bütün. Bu da bademi balıklarla oynaması. Of! Bu daha heyecanlı. Allah'ım, buna bilgisayar iki gün dayanmaz yani. Tableti bu yeri ya. Evet, dinliyorum. Uzak doğulu bir çocuğun bir dükkana girip şeker istediği görüntüler var. Dükkana giren küçük çocuk şeker istediğini parmağıyla belirtiyor. Bunun üzerine ne kadar parası olduğunu soran bakkal sahibine cebinden çıkardığı üç düğmeyi uzatıyor. Dükkanın sahibi de küçük sevimli üç düğme karşılığında istediği şekeri veriyor. Görüntüleri var. Ama bayağı şeker. Tatlılığa bak ya. Onu para olarak görüyordur o yuva. Yazık ya, çok tatlı. İşte bu kadar. Ticaret tam olmuş oldu. Evet, dinliyorum. İnsanlar önüne çıkan sorunları engelleri nasıl aşmalı? Yakışıklım, aslında sorunlar aşılmış oluyor. Bakın, insanlar çok heyecanlanıyorlar boş yere. Halbuki mesela bir hafta sonra bitmiş oluyor konu. Bir sene sonra aklına gelmiyor. Ama o an dehşet bir olay olarak görüyor. Her sorun aşılmış olarak yaratılır. Allah'a güvenecek, sabredecek, sakince seyredecek. Tabii iman ediyorsa, aklını kullanıyorsa. Ama iman edemiyorsa aşamaz. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Sakarya'dan Enes. Her insanın sanatla ve sporla ilgilenmesini düşünüyorum. Bu konuda insanları nasıl teşvik edebilirim? Enes, nurlu Enes, cennet kuzusu Enes. İnşallah Allah sana cennet nasip etsin, cennette de kardeş etsin, dost etsin. Ne güzel düşünüyorsun sen, ne güzel konuşuyorsun. Bir daha duyayım seni. Merhaba, ben Sakarya'dan Enes. Her insanın sanatla ve sporla ilgilenmesini düşünüyorum. Bu konuda insanları nasıl teşvik edebilirim? Şimdi güzel yüzlüm adama dersin ki sanatla ilgilen, olur der, sporla ilgilen olur der, ama imanı zayıfsa sanat onu hiç ilgilendirmez. Güzellik de ilgilendirmez, estetik de ilgilendirmez, hiçbir şey. Yani işin doğrusu spor da ilgilendirmez. Ama imanlıysa o, çünkü o zaman bir hayat gayesi olmuştur, çok güçlü. Dünyanın, kainatın en büyük gücüne, Allah'a sığınmış ve ona bağlanmış oluyor. O zaman yaptığı spordan hayır görür. Sanat arayışında da Allah ona hemen ilham eder, en mükemmel sanata ulaşır, en iyisine ulaşır. Yoksa istediği kadar uğraşsa ne sanat gelir, ne de spordan bir netice alabilir. Vücudunu geliştirse bile o gelişen vücuduna bela olur. Yani mutlaka Allah'a inanç ve Allah'la bağlantı gerekir. Allah'la bağlantılı olmayan hiçbir şeyin ne bereketi olur, ne hayrı olur, ne güzelliği olur, ne bir faydası olur. Deneyenler bütün dünyada bunu görüyor. Aksi hiç görülmemiştir. Tek yanlı bu görülür. Evet. Yolda direnen insanlara yardım nasıl olmalıdır? Yakışıklım, çok güzelsin sen maşallah. Bayağı yakışıklı, güzel insansın. Allah seni cennetle ödüllendirsin. İnşallah cennet arkadaşı, cennet dostu oluruz. Çok az da olsa, 1 lira 50 kuruş bile olsa mutlaka para vermek lazım. Dileniyor adam artık yani, demek ki bir şey ya. Ama durumuna bakarsın, yani çok işlek bir yerdeyse insanların para verme oranına bakarsın. Ona göre ya kısılır ya açılır. Mesela hiç kimse ilgilenmiyorsa yazık, günah tabii.
Mesela bu gereken yolda bir kadın var, böyle mendil satıyor, mendil, bildiğin mendil satıyor ama tabii ihtiyacı var belli. Kadın çirkin görünümlü, hakikaten sert yüzlü. Ben ona birçok insan merhamet edeceğini zannetmiyorum. Yani şefkat, çünkü tipinden dolayı yapmayabilirler. Ama yazık, günah yani, ne yapsın o, yani öyle bir yüz, kendi istediği bir şey değil. Allah onu yaratmış, onda bir ayır var. Başkası da öyle olabilir. Oradan suçlayamazsın. Utanıyor işte, mendil satayım diyor. Kağıt mendil. Yani nezaketiyle yardımcı olmanı istiyor. Para vermemek ayıp. Yani çirkin olur. Bakıyorum pek de ilgilenen olmuyor. Ben her seferinde söylüyorum çocuklara hemen yardımda bulunun diye. Bazen öyle oluyor. Yani tipine göre değerlendiriyorlar. O da çok ayıp. Yazık, günah yani, adam çok gösterişli olmak mecburiyetinde değil. Evet. Dinliyorum. 15 Temmuz kahramanı Astsubay Ömer Halis Demir'i şehit eden darbeci askerlere darbe girişimi ve kasten adam öldürme suçlarından müebbet hapis cezası verildi. Şehit etmekten. Şey, öldürme yok. Evet, şehit oldu. Ya kardeşim, ben Ömer gibi kabadayı görmedim yani. Evet, maşallah. Ya nasıl sakin ya. Evet. Bak oğlum diyor, bunun sonunda şehadet var, biliyorsun değil mi diyor. Evet biliyorum diyor. Gördünüz filmi değil mi? Evet. Akıl almaz sakin. Adam geliyor, gel buraya diyor. Evet. Ama tabii karşılamanın daha güvenlikli olması gerekiyordu. Ama herhalde imkanı yok. Askeri testlerde böyle bir imkan olması lazım. Hatta binanın ön kısmı rahatça havaya uçurulacak gibi de olması lazım gerektiğinde. Değil mi abi? Altına patlayıcı madde yerleştirirsin. Böyle önemli tesislerde o gerekir. Baktın adamlarına baş edemiyorsun, uyarırsın. Uyarmana rağmen gitmiyorsa gereğini yaparsın. Zaten çil yavrusu gibi dağılırlar uyarsan. Çünkü binanın vasfını biliyorsa deli gibi kaçar. Evet. Bence her önemli tesiste bunun yapılması lazım. Ya yani binayı tamamen havaya uçuracak sistem de olması gerekir. Ya mesela düşman istila eder. Bütün evraklara falan el koyacaktır, değil mi? Evet. Her şeye el koyacak ve Müslümanları mahvedecek adam belli onunla. Havaya uçurursan hiçbir şey yapamayacak demektir. Böyle sistemlerin de düşünülmesi gerekir. Bazı yerlerde bazen yaptıklarını duyuyorum ama daha genelleştirmek lazım. Mesela PKK'nın geçit yolları. Belli, hep oradan geçiyorlar. Ya yolun altına doldurun uzaktan kumandalı patlayıcıyı. Ödü kopar, geçemez. Evet, dinliyorum. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, MHP AK Parti ittifakına yönelik bir operasyon iddiasında bulundu. Erken seçim kararına ilişkin MHP'ye yönelik olarak değil ama Cumhur İttifakı'na yönelik olarak içeriden ya da dışarıdan bir takım operasyonlardan kuşkulandıklarını düşünüyorum. Bir kuşku var. Sayın Bahçeli bu konularda erken uyarı sistemi önce çalışan bir lider. Belli ki Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda o gerekçelere ikna olmuş dedi. İşte erken uyarıyı verdik, evet. Söyledik. 10 gün öncesinde söyledim. Gerekçesiyle de söyledim. FETÖ'ye de dikkat çektim. Zaten FETÖ'ye operasyon yapıldı. Açıkça da söyledim, darbe dedim yani. Darbe hazırlığı var dedim. Ve darbenin ön hazırlıkları da. Ama şu an boğazlarına tıkandı. Yani şu an deriye döndüler. Çünkü onlar uzun vadeye göre hazırlamışlar planlarını. Şu an plan yapacak vaziyetleri de yok. Evet, dinliyorum. Nikon'un resimleri. Kedimiz Nikon. Niko. Evet. Anlamlı, güzel bakıyor. Evet, maşallah. İyi bakılırsa 20 sene falan yaşıyor değil mi bunlar? Evet. Ama yazık, ne çok komik ya, kanser oluyorlar. Kalp krizinden ölüyor, ihtiyarlıyor falan. Şeker hastası oluyor. İnanılır gibi değil ya. Hastaneye kalkıyor falan, serum veriliyor falan. İhtiyarladı falan diyor, topallayarak yürüyor falan. Annenin dede oluyor yani. Gözü görmüyor, katarakt oluyor gözü. Ya mucize bu ya. Aynı insan ya.
Cipsin resimlerini de görebiliriz. İşte köpek bu. Çok şeker. Bir de çok iyi bakıyorlar maşallah. Baksana özel yapılmış gibi. Peygamberimiz diyor ki Mehdi'nin çıkışı aniden olan yeniden diriliş anına benzer. Bir anda hakim olur diyor. Bediüzzaman da onu söylüyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Fakat Bediüzzaman'ın açıklamasıyla da bu hadis tam uyumlu. Kim bilir nasıl bir şey yani. Evet dinliyorum. Dua sadece istemek midir yoksa Allah'ın gücünü düşünmek için bir fırsat mıdır? Aferin benim güzel yüzüme, aferin benim canıma. Ne güzel böyle derin düşünmen. Allah senin nuruyla sarsın, cennetiyle ödüllendirsin. İnşallah cennette de dost arkadaş oluruz. Çok güzel insansın, tebrik ediyorum seni. Tabii ki Allah'ın gücünü düşünmek için bir fırsattır aynı zamanda. Hem Allah'a sevgi gösterisidir, hem Allah'ın büyüklüğünü kabul etmektir. Hem Allah'ın eksik ve noksan sıfatlarda münezzeh olduğunu bilmektir. Hem kendi aczini bilmektir, hem de Allah'tan iyiliği, güzelliği istemektir. Evet, dinliyorum. Ben samimiyim deyip samimiyetsiz davranan insanlara nasıl cevap vermeliyiz? Güzel yüzüm, samimiyetin adam reklamını yapıyorsa bir anormallik vardır. Çünkü samimiyet zaten gürül gürül belli olur. Çok elle tutulur bir şeydir. Yani hava gibi, su gibi, güneş gibi alenen görülür. Yapmıyorsa anormaldir. Yani bir de samimiyet tanıtımı yapıyorsa iki misli anormallik var demektir. Hem samimiyetsiz hem de samimi olduğunu iddia ediyor. Rezalet. En güzel çözüm uzak durmaktır tabii. Kalbini kırmadan uzak durmak lazım. Bu arada çocuklar izleme çok yüksek şu an, onu söyleyeyim. Maşallah, maşallah. Şu fakir ne zaman konuşsa aynı neticeye maşallah ulaşıyoruz. Vay be dilenci. Ayarlayabilirler. Mikrofon evet. Sistemini zaten kendileri ayarladılar. Düzelsinler. O çıkış önemli. Mehdi talebelerini diyor Peygamberimiz ahirette görenler onların peygamber olduklarını sanacaklar. Gösterilen ilgi ve alakadan dolayı diyor.
nurlarından diyor mahşer ehlinin gözleri kamaşacak diyor. Peygamber zannedecekler diyor. Evet dinliyorum. AK Parti tüzüğündeki kural gereği 3 dönem üst üste milletvekili yapanlar normal şartlarda yeniden aday gösterilmiyordu. Ancak son olağanüstü kongrede bu kural esnetildi. Şimdi yine kulislerde Sayın Erdoğan'ın mevcut milletvekillerinin yarısına yakınını yeniden aday yapmayacağı konuşulduğu söylendi. Başbakan yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekili bu 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden milletvekili adayı olamıyor. Normal ya. Yani artık yeniler gelsin daha dinç, daha yetenek sahibi olabilirler. İyi olur yani. Mecbur değiliz tabii ki. Evet dinliyorum. Lili ve Lokum oyun oynuyorlar. Of tam bir kudurma hali var. Ama bayağı komik bir görüntü ya. Yanında oturan bir arkadaş var. Bıyıklı. Abi kalkın bakayım siz be. Dinliyorum. Bize emanet olan bu canı bu kadar sahiplenmemiz doğru mu? Canımın için nasıl güzelsin sen, nasıl güzelsin. Sana o güzel canını veren Allah'a insan nasıl iman etmez, nasıl anlayamaz? Ben de bunu anlayamıyorum. Ne kadar muhteşemsin maşallah.
Canım sahiplenme derken herhalde iki türlü anlaşılacak gibi görünüyor. Bir koruyup kollama. Tabii ki koruyup kollayacaksın. Yani sana emanet verilmiş tabii ki. İkincisi de abartma doğru mu? Yani böyle sahiplenip hani dinden, imandan daha üstünmüş gibi. Aman bunu bir an önce kurtaraydım. Yani aman işte şehit olmasın. Aman hiçbir zora girmesin. Allah yolunda zorluğa girmesin falan. Bu çirkin tabii. Ahlaksızlık olur ama öbür türlü olursa o makul olur yani. Bakım, temiz tutmak, sağlıklı, sıhhatli olmasını sağlamak. Ama benim canımın kastettiği tabii cana kıymet verip Allah'tan canı kıskanmak. Allah'ın verdiği canı Allah'tan kıskanmak. Allah için o canı kullanmamak. Allah'tan beri tutmaya kalkmak. Tabii bu facia, rezalet, çok korkunç. Benim canımın bunun farkında olması ve bunu insanların duymasını istemesi de ayrı bir güzellik. Onun ne kadar akıllı, ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Çok çok güzel bir insansın. Allah cennette inşallah dost etsin, arkadaş etsin. Seni kötülerden de uzak tutsun inşallah. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. yıl programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada muhalefet sürekli hodri meydan, hodri meydan diyordu. Buyurun işte meydan. Erken seçim lafını asla telaffuz etmiyorduk. MHP'nin olumlu yaklaşımıyla yaptığı açıklamayla meseleleri değerlendirdik. Arkadaşlarla da yaptığım istişarelerde 24 Haziran'da bu seçimi gerçekleştirelim dedim. Olumlu bir havanın ülkemde estiğini görüyorum dedi. Oldu tabii. Çok güzel oldu. Maşallah. Hem de mükemmel oldu. Çok iyi. Hayırlı oldu, bereketli oldu, isabetli oldu. Fitneyi de savdı. Belayı da savdı. Çok iyi oldu. Mükemmel oldu. Zaten adamlar yanıp tutuşuyor şu an. Yani onlar sağ yumruk çakacakken Tayyip Hocam soldan bunlara patlattı. Evet. 30 kere etraflarını dönüp şeylerin üstüne oturdular. Evet. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kandilli Rasathanesi'nde yaptığı konuşmanın bir kısmı şu şekilde. Evreni gözleme ve yorumlama konusu çok önemlidir. Yüce kitabımız Kur'an'da güneşle, ayla, yıldızla, kainatla ilgili çok fazla ayet vardır. Hatta birçok ayette güneş, ay, yıldızlar ve tüm kainat üzerine yemin edildiğini görüyoruz. Bunların bir kısmı mecazi anlamda da olsa doğrudan rasathanelerimizde takip ettiğimiz mucizevi yapıya işaret ettiği açıktır. Hala bırakınız tüm evreni, güneş sistemini dahi tam anlamıyla çözebilmiş değiliz. Bilim kurgu romanlarının tahayyüllerini bile fersah fersah aşan bir ilahi hikmet olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Kur'an'da geçen Peygamberimizin miracından Kadir Gecesi'nin hikmetine kadar pek çok mesajı bugüne kadar layıkıyla anlama ve yorumlama imkanına sahip olmadığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla resat çalışmaları çok önemli. Kandilli bu konuda ülkenin en önemli araştırma merkezidir. Kandilli'nin aynı zamanda Boğaz'daki köprülerimizden tarihi camilerimize yapı sağlığını sensörler aracılığıyla takip ediyor olmasını da çok önemli görüyorum. Buna baksana. Her imkanı dine, imana, Kur'an'a hizmet için kullanıyor. Bak, evet. Nereden nereye geçmiş. Evet. Maşallah. Ne güzel. Tebliğ için elinde bu kadar imkan var. O imkanı en son haddine kadar kullanıyor ve nezaketiyle. Hukuka, kanuna uygun olacak şekilde, laikle uygun olacak şekilde. Mükemmel yerine getiriyor. Tebrik ediyorum. Çok iyi olmuş. Ağzına, diline sağlık. Doğru yolda, doğru gidiyor. Hayır yolda gidiyor. Allah yardımcısı inşallah. Mehdiyetin zil ve gölgesi altında. Mesihiyetin zil ve gölgesi altında. Bozatlı'nın zil ve gölgesi altında vazifesini deruhte ediyor. Ne mutlu ona. Evet, dinliyorum. Başı olmayan toplumun sonu nedir? Ah benim canım, ah benim güzel yüzüm. Allah sana hep sağlık, sıhhat versin, uzun ömür versin, güzelliğini daha da artırsın.
seni cennetin en güzel kızlarından yapsın inşallah. Cennette de dost oluruz inşallah, arkadaş oluruz. Başı olmayan İslam alemi var. İşte sonunda görüyorsunuz, mahvolmuş vaziyetteler. Baş gelince canlılık olur. Baş gitti mi ölüm olur. İslam aleminin başını kestiler. Can çekişiyor tabii. Kan akıyor şu an. Başı yerine geldin mi bir daha kan akmaz. Başsız toplum perişan oluyor. Başsız toplum ölür. Beyni olmayan bir toplum yaşamaz. İslam alemi de o yüzden mahvoluyor şu an. Ama yakın bir zamanda imamı zaman, sahibi zaman zahir olacak. Hep beraber göreceğiz. Nusaybin sınırında bulunan YPG, PKK kontrolündeki Kamışlı'ya inişe geçen ABD'ye ait kargo uçağı, PKK-YPG'ye silah taşırken görüntülendi. Hava hareketliliği gün boyu devam etti. Var mı görüntüsü? Şu an yok. Yok. Evet, şu an yok. Bir daha. Nusaybin sınırında bulunan YPG-PKK kontrolündeki Kamışlı'ya inişe geçen Amerika'ya ait kargo uçağı, PKK-YPG'ye silah taşırken görüntülendi. Hava hareketliliği gün boyu devam etti. Silahı taşıyorlar, dolduruyorlar. Türk ordusu gelip hepsine el koyuyor. Geçen öyle yaptılar. Bütün silahlara el koyduk. Türk ordusunu herhalde güçlendirmek istiyorlar. Biriktirsinler, hepsini ellerinden alırız. Can çekişiyor, görüntüsü var. Bunu içeriden birisi gelsin. Yalnız güm diye patlatıyor, bir Yakup böyle bir şey yapıyor. Ona da bir çözüm olsunlar. Rica ediyoruz. Yani burada atom bombası patlamış gibi oluyor. Biraz ayarını yapsın. Rica edeyim. Evet, dinliyorum. Amerika'ya ait kargo uçağının bir görüntüsü var. Nusaybin sınırında bulunan Kamışlı'ya inişe geçen ABD'ye ait kargo uçağı. Bu bölge YPG PKK kontrolünde.
Peki o yani diğer yabancı bir ülkeye izinsiz olarak giriş yapıyor. Bu bir suç. Bunun değerlendirilmesi lazım. Irak ve Suriye'ye anlaşma yapılması lazım. Yani hava kontrolünü Türkiye'ye vermeleri lazım. Türkiye yasak bölge ilan ederse gelemezler. Uçuşa yasak bölge. Veyahut Rusya'yla da anlaşabilirler. Ama yapmaları lazım. Güzel kokular insanları çekerler. Nadide bir koku gibi Moşiyah Mehdi de dünyayı kendi öğretilerine çekme gücü olacaktır diyor Tevrat'ta. Moşiyah tek bir silah kullanmadan dünyayı fethedecektir diyor. Son derece takva olacak, birçok üstün hizmetler gerçekleştirecek. Böylelikle kendisini sürekli yükseltecektir diyor. Çabaları nihayetinde onu çok yüce bir seviyeye çıkartacak ve bu noktada kendisi için yaratılış öncesinde hazırlanan eşsiz ruh yihi dahi alabilecektir. Daha önce biliyorsunuz Allah'ın sağında bir gölge şeklinde duruyordu diyor. Mehdi daha kainat yaratılmadan. O kastediliyor. Daha sonra kim olduğunu ve görevini anlayacaktır. Görevini yerine getirmesi için ona Allah katında güç bahşedilecektir. Museviler Kral Mesih'in Mehdi'nin insanlar tarafından seçilmesinin mümkün olmadığını çünkü bu görev için Allah onu seçecek diyor. Evet, dinliyorum. Bir hadis okumak istiyorum. Ebu Hureyre, ey Ebu Hureyre, sen insanlar çekindikleri zaman çekinmeyen, insanlar ateşten emin olmak istediklerinde korku duymayan topluluğun yolu üzerinde bulun. Ebu Hureyre dedi ki, ya Resulullah, onların vasfını bana anlat ki onları tanıyayım. Resulullah buyurdu ki, onlar benim ümmetimden ahir zamanda gelecek bir topluluktur ki, kıyamet gününde tıpkı peygamberlerin haşrolunduğu gibi haşrolunacaklar. İnsanlar durumlarını gösterilip de onları gördükleri zaman onların peygamber olduklarını sanacaklar. Ta ki ben ümmetimdir ümmetim deyip de kendilerini tanıtıncaya kadar nihayet halk onların peygamber olmadıklarını anlayacak. Şimşek ve rüzgar misali geçip gidecekler. Nurlarından mahşer ehlinin gözleri kamaşacak. Maşallah. Ey Ebu Hureyre, sen insanlar çekindikleri zaman çekinmeyen, insanlar ateşten emin olmak istediklerinde korku duymayan topluluğun yolu üzerinde bulun. Ebu Hureyre dedi ki, ya Resulullah, onların vasfını bana anlat ki onları tanıyayım. Resulullah buyurdu ki, onlar benim ümmetimden ahir zamanda gelecek bir topluluktur ki, kıyamet gününde tıpkı peygamberlerin haşrolunduğu gibi haşrolunacaklar. İnsanlar durumlarını gösterip de onları gördükleri zaman onların peygamber olduklarını sanacaklar. Ta ki ben ümmetimdir, ümmetimdir deyip de kendilerini tanıtıncaya kadar nihayet halk onların peygamber olmadıklarını anlayacak. Şimşek ve rüzgar misali geçip gidecekler. Nurlarından mahşer ehlinin gözleri kamaşacak. Ne güzel. Efendim, fasıl gelmiş. Evet. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Gençler de orada olsun. Güzel oyun havaları. Dinliyorum. Merhaba, ben Sakarya'dayım. Her kafamıza esinlenmesi yapmak doğru mudur? Tabii ki olmaz, yakışıklı mı? Her kafamıza esin yaparsak facia olur. Akılla hareket edeceğiz, vicdanla hareket edeceğiz, Kur'an'a göre hareket edeceğiz. O şekilde doğrusunu yapacağız inşallah. Marul seven bir kedi. Ne? Marul. Büyük iştahlar yiyor. Evet. Var mı bunlarda böyle bir olay? Çok bazen kavun yiyorlar. Köpekler çok seviyor marul.
Allah Allah. Acıkmış olabilir mi? Olabilir. Yoksa hoşlandığı için mi ya? Kuzu kulağı çok güzel oluyordu. Biz köyde topluyorduk yerde. Böyle kökleri kırmızı oluyor. Onu orada çok... şimdi aklıma geldi. Biz de arasında tuz seperdik onun. Akıl almaz lezzet. Ama zararlıymış. Oksalik asit varmış onda. Kuzu kulağında. Biz tabi zararlı falan dinlemedik ne bulursak o zamanlar. Meyve ağacı azdı ya. Onu nasıl vakit edemediler? Ben hayret ediyorum. Kestane vardı ama yabani kestane falan. Çok büyük dev ağaçlar vardı. Ya ona normal kestaneyi aşılasalar şahane olur. Bir kere elma çok rahat yetişiyor. Bol miktarda elma ağacı olabilirdi. Vişne rahat yetişiyor. Vişne olabilirdi. Neden yapmadıklarını yani anlamak mümkün değil. Bir tek rahmetli dedem o elma ağacı falan dikmişti, vişne falan. İyiydi bizim bahçe, erik falan vardı. Hiçbir yerde yoktu ya. Allah Allah, nasıl köy bu kardeşim? Olur mu böyle şey? Bir tek Alim dedenin bahçesinde frenk üzümü vardı. Frengi üzümü derlerdi ona böyle. Kenarda, ırmağın kenarında biraz frenk üzümü vardı. Onun dışında hiçbir şey, bir yer yoktu yavrum. Tabii bu çok kızdırıcı bir şey. Mesela biber yetişti halde biber yetiştirmiyorlardı. Anlayabilmek mümkün değil. Evet, dinliyorum. Güzel meyve bahçesi resimleri var. Yani şahane olaylar. Tokat'ta çok iyi oluyor bahçeler. Tohat. Üzümü de yiyordu Tohat'ın. Evet. AK Parti'ye yakın Sabah'ın Almanya muhabiri Martin Leone Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etti. Leone 95 sene evvel Atatürk, efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceği sözleriyle hem Osmanlı Devleti'ni hem de hilafeti ortadan kaldırdı. 24 Haziran'da Kemalist Cumhuriyet ortadan kalkacak ve Allah'ın izniyle zamanı geldiğinde hilafet yine Türkiye'de doğacak. Allah Müslümanları korusun ifadelerini paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek ile de fotoğrafı bulunan Leone 2016'dan sonra Müslüman olmasıyla da biliniyor. Ne demek istiyor? 24 Haziran'da erken seçim olduğunda Kemalist Cumhuriyet ortadan kalkacak iddiasında bulunuyor. Kemalist Cumhuriyet, yani Atatürk bütün millet seviyor, niye ortadan kalksın? Ve Cumhuriyet de zaten Kur'an'ın emrettiği bir hükümdür. Ve Kur'an'ın emrettiği bir idare şeklidir. Bediüzzaman da bunu uzun uzun anlatıyor. Cemahiriyeler şeklinde olacaktır diyor İslam alemi. Ve en ideal idaredir diyor, Kur'an'a uygun olan idaredir Cumhuriyet. Mustafa Kemal'den ne istediğiniz var, onu da anlayabilmiş değilim. Mustafa Kemal çok aklı başında, yakışıklı, doğru, dürüst, ilerici, aydın, gerçek bir Kur'an Müslümanı, gerçek bir Kur'an talebesi. Atatürk'e karşı tavrın hiçbir mantığı yok ve hiçbir netice de alamaz o kafa. Çok yanlış hareket ediyorlar. Hilafetin geri geleceğini iddia ediyor. Nasıl? Hilafetin geri geleceğini iddia ediyor. Hilafet yani klasik gelenekçi gibi yok öyle değil. Gerçi İslam aleminin Türkiye lideri olacak ama o zannettiği gibi değil yani. Atatürk'e laf söylemesi biraz acayip. Evet. Cumhuriyete laf söylemesi biraz acayip. Cumhuriyete devam edecek, Atatürk'e olan sevgi de devam edecek. Ama bu kafa içerisinde, bu mantık içerisinde İslam daha tabii yücelecek, daha güçlenecektir. O ayrı. Ve İslam alemi de birleşecek. Bu da doğru. Ama buna hilafet demeye gerek yok. Nedir? Aşağıda fasıl başlıyor mu? Aşağıyla bağlantı ayar mu? Ne? Ayar. Onlar gelmeden önce yapmaları gerekirdi. Bir kere domdom kurşunuyla başlasınlar bence. Başların arasına domdom kurşunu geldi.
Bir de birbirlerine. Bizim eve çocuklar, o zaman biz dost lisesinde falan tebliğ yapıyorduk. Bebekte çocuk çingene çocuklar, o müzik çalan sanatçı gençler, onlar alıp getirmişler. Bayağı da şeker hepsi. Evi inim inim inletiyorlardı böyle birbirlerine. Annem panik oldu böyle. Annem ben zor yatıştırdım. Ya konu komşu falan toplanacak falan dedi. Ya bir şey olmaz dedi. Çingeneler çok mübarek insanlardır. Çok, çok, çok şekerdir onlar. Onların gittiği her yer böyle neşe, sevinç içindedir. Nereye gitseler bir uğur, bereket ve güzellik getirirler. Evet, dinliyorum. Cennetteki bedenimiz de et ve kemikten mi olacak? Canımın içi, güzel yüzlüm. Tesettürün için seni tebrik ederim. Çok çok güzelsin. O da beni çok sevindirdi. İmanlı olman çok muhteşem. Cennetteki bedenimiz bizim bildiğimiz tarzda et değil. Yani çünkü kan var bizde. Kan yoktur cennette. Kan tamamen ortadan kalkıyor. Kan yok. Bedende kan olmaz. Et var ama bildiğimiz et değil yani. Bildiğimiz klasik et değil. Kemik de var fakat bildiğimiz tarzda değil. Yani çok düzgün bir vücut şeklindedir. Mesela iç organlar yoktur. Fakat kalp vardır o. Yani heyecanı hissetmek için. Nefes almak için de ciğer vardır ama olmayan ciğer vardır. Yani nefes alıyorsun mesela. Fakat olmayan ciğerle nefes alırsın. Yani iç organ yok insanlarda. Yalnız bu son derece makul gelecek. Onu söyleyeyim bak şimdi. Görüşeceğiz ahirette. Yani hiç kimse şaşırmaz. Zaten böyle falan gibi olacak. Yani mantığıyla beraber yaratıldığımız için. Yani rüyada nasıl mantığıyla yaratılıyoruz? Çok makul oluyor. En anormal şey bile. Mesela ben rüyamda uçtuğumu görüyorum. Bana hiç mantıksız gelmiyor. Zaten hakkım diyorum yani. Yani ben nasıl olduğunu uçuyorum. Bir de hani tehlikeli de görmüyorum. Hani düşer miyim falan. İnişe geçmem nasıl olacak? Öyle hiçbir derdim olmuyor. Gayet sakin, güvenli bir şekilde iniyorum ve çok ustaca uçuyorum. Mantığıyla yaratıldığı için. Şimdi ölümde de mantığıyla yaratılıyor. Bu fizik kanunlarının hiçbiri olmaz. Bütün fizik kanunları kalkar. Yani kimya kanunu hiçbirinin geçerli yok. Burada özel yaratılmış kanunlar var. Mesela rüyada da fizik kanunları değişiktir. Yani rüyandaki kanunların bu kanunla uzaktan yakın alakası yoktur. Cennet yalnız rüya olduğu halde buradan daha net. O çok şaşırtıcı. Yani gerçekten uyanık zannedilecek gibi yani. Artık bunun üstüne yok diyor insan yani bu. Tamam artık tak tak madde anlıklanıyor falan. Ama o da rüya. Ama kimse farkına varmaz. Evet dinliyorum. Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nun Haziran güzel bir aydır. İyilerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir aydır sözünden CHP'nin adayının Meral Akşener olabileceğini yazdı. Bir daha. Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nun Haziran güzel bir aydır. İyilerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir aydır sözünden CHP'nin adayının Meral Akşener olabileceğini yazdı. Ya. Şifreli falan konuşmak için bir neden yok. Ama Meral Akşener hakikaten onlara uygun. Liderlerinde o olacağı anlaşılıyor. Çünkü başka ellerinde lider yok. Onun etrafında toplanacaklar anladığım kadarıyla. CHP destekleyecek. HDP desteklerse tabii acayip olur o zaman. Ondan sonra Saadet bence bu işe hiç girmesin. Yani o destekleme işine girmesin. Efendim? Çok acayip olur. Çok acayip olur tabii. Anlamı çok acayip olur. Yani en yapamazsa oy kullanmaz. Ama normalde Tayyip Hoca'yı desteklemesi lazım. Kendi aranızdan çıkmış, kendi evladınız. İnsaf yani ya. Erbakan Hoca'nın elinde yetişti. Yani çok güvenilir bir insaf, onu desteklemiyorsa kimi destekleyeceksin ya? Yani inanılır gibi de mucize. Bir de nedir, sorun nedir onu da anlamış değilim. Sahibinin omzunda yatan yavru bir Bobby.
Canım kardeşim, şunu ulaştırır mısınız? Evet, dinliyorum. Suriye'de karşı karşıya gelen onlarca... Nereye götürdün onu? Hayır, ver sen, getir onu. Evet. Evet, dinliyorum. Suriye'de karşı karşıya gelen onlarca diplomatı sınır dışı eden ABD ve Rusya arasında yeni bir gelişme oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin'i Washington'a davet ettiğini açıkladı. Putin'in buluşma için, Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca ABD ve müttefiklerinin Suriye'de gerçekleştirdiği füze saldırılarından önce Moskova'nın kırmızı çizgileri Washington'a ilettiğini ve söz konusu saldırılarda kırmızı çizginin geçilmediğini söyledi. Anlaşmalı dövdürüyor. Yani bu da pek anlaşılır gibi değil. Adamın ülkesine sen ne karışıyorsun ya? Ben anlamıyorum bu işe, bir tüp bir mane de veremiyorum. Ama tabii kimyasal olayı önemli, onu önceden uyarıp 48 saat öncesinden çıkıyor. O öyle tesis falan olmaz. Orada sen ölüm üretiyorsun. E tabii ki onun imhası gerekir. Onda bir şey yok ama başka türlü olaylar oluyorsa bu kötü. Evet, dinliyorum. Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yapan 27 yaşındaki İmran Kandemir, İstanbul'da polis sevgilisinin evinde ölü bulundu. Genç kadın göğsünden tek bir kurşun yarası almış, sevgilisi olan polis gözaltına alındı. Bu olay intihar olarak kabul edildi. Ancak yakınları olayın intihar olmadığını, genç kızın eğitimiyle ilgili Polonya'ya gideceği için çok heyecanlı olduğunu, çok neşeli dışa dönük bir kız olduğunu, intihar edecek bir ruh halini bulunmadığını söylüyorlar. Yakınları olayın bir polis evinde meydana geldiği için bu konunun yerel basın dahil hiçbir medya kuruluşunda yer almadığını belirterek bu konunun gündeme getirilmesini istediler ve bir imza kampanyası başlattılar. Genç kadının intihar etmeyip vurulmuş olma ihtimalinin araştırılmasını istiyorlar ve bu konunun üzerine kapatılmaması için gündemde tutulmasını rica ediyorlar. Kapatan katil olur. Yani böyle bir şey varsa, hakikaten bir cinayetse, kapatıyorsa katilden de beter duruma düşer. Bayağı kötü, çok tehlikeli bir şey. Ama değilse de değildir tabii. İntiharsa da intihardır. Sen bir daha oku bakayım olayı. Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yapan 27 yaşındaki İmran Kandemir, İstanbul'da polis sevgilisinin evinde ölü bulundu. Genç kadın göğsünden tek bir kurşun yarası almış, sevgilisi olan polis gözaltına alındı. Bu olay intihar olarak kabul edildi, ancak yakınları olayın intihar olmadığını, genç kızın eğitimiyle ilgili Polonya'ya gideceği için çok heyecanlı olduğunu, çok neşeli dışa dönük bir kız olduğunu, intihar edecek bir ruh halinin bulunmadığını söylüyorlar. Yakınları olayın bir polis evinde meydana geldiği için bu konunun yerel basın dahil hiçbir medya kuruluşunda yer almadığını belirterek bu konunun gündeme getirilmesini istediler ve bir imza kampanyası başlattılar. Genç kadının intihar etmeyip vurulmuş olma ihtimalinin araştırılmasını istiyorlar ve bu konunun üzerinin kapatılmaması için gündemde tutulmasını rica ediyorlar. Peki İmran, güzeller güzeli İmran, Allah gani gani rahmet etsin. İnşallah Cenab-ı Allah cennetiyle onu şereflendirsin. Adli tıp raporu yok mu? Adli tıp raporunu isteyelim ailesinden. Bakalım yani, çünkü silah nasıl tutar yani, şimdi göğsüne çevirecek. Tetiğe batıyor. Çok zor bir şey, olay. Elinde barut izi var mı? Ona bakılması lazım. Elinde, iki elinde de barut izi olması lazım. Tek elde zaten yapamaz. Zor tek elini, iki eliyle yapmış olması lazım. Ve o polis arkadaşın elinde de barut izine rastlanmamış mı? Yani örtbas edilecek bir konu değil, olur mu? Çok önemli bir konu. Evet, polis sevgilisinin ailesi kızı istemiyormuş. Yani kızla bir problemleri varmış polisin ailesinin. Bu konuda incelenmesini istiyor kızın ailesi. Ha yok canım, ailesi istemiyor olabilir o. Onda bir şey yok.
aile sistemi olabilir. Ama olay teknik bir konu bu. Yani olayın başından sonuna kadar ki gelişmeler çok önemli. Bir de konu niye gündem yapılmamış çok önemli. Hayır, şimdi polis hakikaten vurmamış olabilir adamın, biz günahını almayalım. Biz bilmiyoruz. Hakikaten intihar olabilir. Böyle şeyler çok zor bir durum. Ama teknik bilgi çok önemli. Adli tıp raporunu ailesine rica edelim. Bir de eski eşi diye geçiyordu biraz önceki. Nasıl? Eski eşi mi? Evet, öyle eski eşi yazmışlar. Bir daha oku bakayım. İmran Kandemir, 27 yaşında Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Tez aşamasında olan bir yüksek lisans öğrencisiydi. Eski eşi tarafından vurularak öldürüldü. Ha, eski eşi. Eski eşi. Soralım hangisi doğru? Evet. Hangisi doğru soruyor? Hayır, anne rahat etsin canım. Biz yani bu zaten olay nereye kapanıyor? Kapanacak iş değil. Kapanmaz. Bir kere çocuğun şehadeti diyelim anında, olay savcılığa ne kadar sürede intikal etti? Eğer çok ara varsa bu çok şüpheli bir şey. Mesela 2 saat, 3 saat sonra veyahut 1 saat sonra olmaz. Yani anında derhal polis çağrılmış olması gerekiyor. Evet, resimdeki doğru değilmiş, eski eşi yokmuş. Tamam bak, polisin çağrılma hızı çok önemli. Evet. Yani olay olur olmaz polis çağrılması lazım. Olur olmaz ambulans çağrılması lazım. Eğer böyle bir şey yoksa olay cidden karanlıktır. Yani bir kere lamıcı mı yok bunun? Yani 1 saat gecikme, hiç açıklaması yok. Yarım saat gecikme, hiçbir açıklaması yok. Bak yarım saat bile çok ciddi şekilde şüphe unsurudur. Çünkü o büyük bir ihtimalle ellerini yıkayacaktır. Cinayet işleyen kişi, ben arkadaş için demiyorum polis arkadaş, ben tenzih ediyorum, bilmiyorum yani şahsını tanımıyorum. Çocuğun elinde, genç kızın elindeki barut izinin şekli şemaili, yani elindeki saçılma şekli çok önemli. Yakın atış mı, uzak atış mı, bunun tespiti, çünkü barut yanığı da oluşur o yakından ateş ettiyse. Yani çok bitişik atış olması gerekiyor. Hayır, olabilir mesela, Allah vermesin, cinnet geçirir, çok kızar, adamın silahını alır, kendini vurur. Bu imkansız değil yani, çünkü cinayet suçlaması kolay değildir bir insana. Yani Allah vermesin, çünkü herkesin başına gelebilir. Adam evinde gelir, ortada bir silah vardır, alır mermiyi ağzına verir, tak diye vurur kendini. Nasıl açıklayacağım? Gecikmenin açıklaması yoktur. Bir kere telefon edenin de telaşlı olması gerekir. Makul ve derhal olması lazım. Yani olayın heyecanı derhal. Yani saniyeler içerisinde olması lazım. Kız arkadaşım kendini vurdu. Yani heyecanlanacak hemen. Hemen telefon açacak kadar vakit olması lazım. 15 dakika bile çok sakattır. 20 dakika bile çok. Özellikle bak açıkça söyleyeyim, ben arkadaşı tenzih edeyim ya, polis de daha da sakattır. Evet. Çünkü polis bu işin ilmini yaptığı için delil yok etmeyi çok iyi bilir. Halk bilmez ama polis bilir. Mesela adli tıpçı bilir. Ya bunlar da daha da vahim olur. Orada herhangi bir malzeme kullanılmış mı? Mesela sabun mabun kullanılmış mı? Buna da bakılması lazım. Yani o şeyi, barut izini yıkamak için. Ki buna rağmen yine kalıntı kalması gerekir. Dolayısıyla ailesine bağlantıya geçelim. Adli tıp raporunu isteyelim. Ama öyle dandik bir rapor varsa olay tabii çok karanlık demektir. Olmaz. Fethi meyit istenebilir yeniden. Cenaze çıkarılır. Yeniden adli tıpta incelenir. Dolayısıyla takip edeceğiz olayı tabi. Ama bak ben polis arkadaşı tenzih ediyorum. Hakikaten çok acı bir olay oldu. Mesela yapmadığı halde adam katil konumuna sokulursa bu da çok korkunç. Yani resmi falan da yayınlanmasın şu aşamada. Çünkü adam yapmamışsa niye öyle bir
töhmet altında kalsın. Mesela geçenlerde bir genç kız kendine astı dediler ama hakikaten şüpheli oldu ama bunları çok esaslı şekilde açıklığa kavuşturup kamuoyunu rahatlatmak lazım. Yalnız kardeşim böyle şeyler ben açıkça söyleyeyim pek ilgilenen de olmuyor o kadar. Evet. Ben daha önceki biliyorum olaylarda bazı polisler de olaya hemen kapatalım dosyası bitsin. Savcı da uzatmak istemiyor bazen bazı vakalarda. Ya hemen bitsin falan. Hakim de bazen hiç. Şahit mesela diyor ki şahit yokmuş tamam hadi bitti. Bazen öyle yapıyor çok uzak. Ya kendi evladın olduğunu düşüneceksin. Olur mu öyle şey? Ailesi bize adli tıp raporunu göndersin. Hemen yani şey faksla göndersinler adli tıp raporunu. Ya anlaşılır adli tıp raporu bakarız. Yani öyle uydurma bir şey ise, yani geçiştiren bir şey ise anlaşılır. Çünkü intihar etmek için bir bağırtı çağırtı bir şey olması gerekir. Bir sıkıntı, bunalım, durgunluk falan, gayet neşeli adam birdenbire gidip kendini vuruyorsa bunun bir açıklaması olmaz. Çünkü intihar edecek tipler anlaşılıyor. Ya günler içinde onlar içerine kapanıyorlar falan. Bir acayip oluyor. Hatta söylüyor intihar edeceğini falan anlatıyor onlar. Ya millet şaka zannediyor ama söylüyor intihar etmeyi düşünüyorum falan diyor. Öyle yapalım. Kız şu an evli değilmiş. Evet. İlk istediğimiz o adli tıp raporu. Bir polis tutana bir de olay yerine savcı gelmesi lazım. Savcı da olay yeri tutana tutmuş olması gerekir. Çünkü savcı gelmeden onu cenazeyi kaldıramazlar. Hem polis tutana hem savcı tutana hem de adli tıp tutana onlara bakalım. Onlar bize gönderirlerse aşağıyı bir görelim ya bu nedir? Ortada bayağı insanlar. Bir hoş geldin diyelim. Benden habersiz misafirleri salmasınlar. Ama iyi gidiyor. Güzel. Akşam kaçta oluyor? Ne kadar var yani? 19 55 tamam. Efendim. Bir birilerine bakar dururum. Onun şahsında. O değil mi o? Evet. Bakayım aç. Kızın raporları gelirse bana haber verin. Yani Allah vermesin cinayet örtbas edilmesi korkunç, dehşet verici bir şeydir. Kim yaparsa çok büyük bir rezalet. Ama yapmamışken de
töhmet altında bırakmak çok korkunç. Çok çok korkunç. Çünkü intihar hakikaten ani oluyor bazen. Ya yazık, günah adam. Mesela adamın evinde adam başı yanmış oluyor durduk yere. Değil mi? Açıklama da yazmıyorlar. Halbuki yani açıklama yaz... Tabii hiçbir şey yapmaz yani intihar etmesin ya. Hiçbir bilgi olmadığı için çok zor bir durum. Evet. Bir de intihar eğilimi başladığında ailesi ortalığı velveriye kapması lazım. Çok ciddi bir olaydır o. Çok şamata yapılması lazım. İşte hem onu alıp götürmek lazım bir yere falan, yapar yani. Çok sakat. Seyredecek bir şey yok. O da bir mucize tabii aslında. Olacak iş değil. Mesela aslan gibi kız geçenlerde gördüm. Mesela bu genç kız da çok çok güzel. Ama intihara ben inanamıyorum yani. Ama bazen duygusal şeye kapılıyorlar aniden. Ya o da tehlike yani. Evet, dinliyorum. Boş iş, boş işlerle uğraşan insanlara karşı tavırlarımız nasıl olmalıdır? Sen ne kibar, ne kadar güzel kızsın sen. Ne hoş insansın sen. Evet, bayağı güzelsin ve gözlüğünde çok yakışmış. Aslan gibisin, boylu boslu, çok güzelsin. İnşallah cennet arkadaş, cennet dostu oluruz. Ben seni bir daha dinleyeyim, o güzel sesini duyayım. Boş işlerle uğraşan insanlara karşı tavırlarımız nasıl olmalıdır? Güzel yüzlümse nezaketiyle anlatmak lazım, sakin sakin. Mesela bak, demin konuştuğum kız arkadaşım bayağı güzel, çok şeker bir kız. Ben deistim diyor. Bayağı seviyorum yani, çok şefkatliyim. Aynı bir Müslümanı sevdiğim gibi seviyorum. Bana yaz getir dedim, yani konuşalım dedim. Hatta aylar içerisinde onu almış, yani o şeyi almış. Cübbelinin hurafeleri, farz tarz şeyler duymuş. Aklı yatmıyor tabii o. İşte diyor, sopayı vurmuş, deniz birdenbire yarılmış diyor. Mesela ben buna inanmıyorum. Halbuki değil, öyle bir şey yok. Ama yazık, bak mesela çok şeker, baktım inanma eğiliminde yani. Hemen yap anlatıyor, peki o nasıl oluyor diyor, peki bu nasıl oluyor? Bir anda hemen inanma moduna geçti. Gerçekten tabii canım, nesine lazım, niye inanmasın, niye istemesin inanmayı yani. Hem aklın hem vicdanın kabul edebildiği şekilde tek siz açıklıyorsunuz. Evet, aslında bak bizim dışımızda hiçbir şekilde kurtarır yok gibi, evet, görünüyor. Evet, evet. Yani bizim dışımızda dine sahip çıkabilecek bir akıl, anlatım tarzı, yöntem gerçekten yok. Ya olsa bak, Allah adına yemin ediyorum, ayağın altını öper peşlerinden giderim. Yok. Yani niye gitmeyeyim ya? Ne kadar güzel hizmet ederim. Bütün gücümle destek olurum yani. Yok. Ben güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Boş işlerle uğraşan insanlara karşı tavırlarımız nasıl olmalıdır? Güzel yüzüm nezaketiyle anlatıp, eğer anlıyorsa anlatabildiğim kadar, tabii kızmadan, üzmeden, sevdirerek anlatmak lazım. Ama kesin karar ise ölü olabilir. Ölü olduğunu anlarsa, mesela o çok şey, o da diyor ki mesela, ben ölü olabilir miyim diyor. Halbuki açık şuuru değil yani, ben ölü olsa zaten konuşmam onunla. Bakışları falan çok keskin, bayağı akıllı bakıyor ama etrafındaki adamlar tabii berbat, birçok insan berbat. Sıkmışlar onu belli, o da açmaza girmiş. Çünkü anlattım, hemen kanaati gelmeye başladı. Ya yani diretme falan yok, bayağı nezaketli. Nezaketini anlatmak lazım. Anladığı kadar, anlattıklarımızı anladığını görürsek devam ederiz. Ama hiç anlamıyorsa üzmeden kendi haline bırakmak lazım. Allah onu ayırmıştır artık. Ona da üzülecek bir şey yok. Evet. Yani ruhu olmaması ihtimali vardır. Kendi haline bırakmak lazım. Evet. Şarkı Türk Sanat Müziği'nde olması lazım ya. Bana Türk Sanat Müziği listesi gönderin de ben onların içinden seçeyim. Ha mesela böyle bir kara sevda. Mesela şu böyle bir kara sevda, kara toprak gibi, onu bir daha söyleyebilirler. Boş çerçeveyi söyleyebilir.
Günlerde içime çöktü ayrılık. Kendime mi sıkayım, dinleyenlerim yani. Tabii, gül esansı. Gördüm seni bir gün. Mesela çok şahane parça, bunu istiyoruz. Akşam güneşi olur. Veda Musesi. Efendim? Veda Musesi. Olur, evet. Çok iyi olur. Böyle ayrılık olmaz. Hani söz vermiştin bana, içmeyecektin. Aley! Unuturum diye yorma kendini. Şahane parça, bunları rica ediyoruz. Ama tabii bu masa olacak kardeş. Ayranlar olacak, roka falan, kavun, pillaki falan, yavaş yavaş böyle. Bahar akşamında gömleğini açacaksın. Efendim, göbeğe kadar olmasa da işte, efendim, görme net olacak ve yavaş yavaş çalacak fasıl. Çok yavaş gideceksin, çok çok yavaş. Biraz beyaz peynir, biraz yağ, sonra yine devam edeceksin. Fasıl normalde saat 4'e 5'e kadar devam eder, sabah 5'e kadar, öyle olması lazım. Aşağıya geçelim rica edeyim. Ceket, yani kollarda değil de daha ziyade omuzda daha iyi olur. Daha serin olması açısından. Evet, kırlık olması lazım. Masa falan da öyle olacak. İpsiz sapsız konuşma olmaması lazım tabii, boş. Evet, dinliyorum. Belgesel film yapımcısı Cem Sertesen, Nuh'un gemisinin kalıntılarının Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde olduğunu savunarak, haftalar süren çalışmanın sonunda alınan yeraltı radar görüntülerinde gemi gövdesi görüldüğü bütün çıplaklığıyla kanıtlandı dedi. Tamam, biz de görelim. Bize göstertemiyor mu? Yani bu görüntünün yeraltı radar görüntülerinde gemi gövdesi olduğunu söylüyorlar ekranda. O görüntü bizde yok. Evet, onu gösteriyor. Biz rica ederim onu. Evet. Yani. Değil mi? Evet. Evet. Şu şeyin nakışları güzel olmuş karşı tarafı. Öbür tarafa da yapalım. Öbür tarafa da olsa daha güzel olur. Hoş geldin canım kardeş. Şu an... kızı bu vatandaşlar resmi nikahla evlendirmişler. Ama düğünü olmadan... süratle boşandırmışlar. Silaha susturucu takılmış olarak bulunmuş. Ha, bu çok vahim.
Tabii. Susturucu facia yani. Yani çok çok aleyhte bir kanıt. Silah susturuculuk takmaz. Ne demek polis? Evet. Hiçbir şekilde silah susturucu takmaz. Yani sırf cinayet işleyenler bunu kullanır. Bilmiyorum yani. Ben savcı olsam tutuklarım. İhtiyaten. Söyleyeyim yani. Bunun hiçbir açıklaması yok. Silah susturucu takılması ne demek ya? Yani çok ürkütücü bir şey. Suç işleyecek insan yapar bunu. Silah niye susturucu takılsın ya? Ya birinci dereceden kanıt ya. Çok acayip bir durum. Meyteyi defnetmesinler. Adli tıp da bekletilsin. Yani ikinci kere rapor istenebilir. Yani o mübarek şehidi gömmesinler. Ailesine söyleyelim. Adli tıp da soğuk dolapta bekletsinler. Çünkü itiraz etme ihtimalimiz var adli tıp raporuna. Çünkü kapsamlı bir rapor isteriz biz. Mesela sati bir rapor gelir ama gömülmüş olur. O çok fazla delil yok olur o zaman. Çok fazla delil yok olmuş olur. Özellikle yıkanması falan sakın ha. Yani sakın cesedi sakın ha yıkamasınlar. Adli tıpta beklesin. Morgda beklesin yani. Ailesine rica ederim. Hayır ben arkadaşı yine tenzih ediyorum ama ben ciddi şekilde şüphelendim yani şahıs olarak şüphelendim. Ya susturucu silah takmak da kim takar silah susturucu ya? Nerede görülmüş? Hiçbir polis yapmaz bunu. İnanılır gibi değil ya. Ama yine de çocuğun resmini yayınlamamasınlar tabii ismini de vermesinler. Yani şu an gizli kalsın. Çünkü resim, isim yani o iyi bir şey değil. Ne olur ne olmaz. Yani belki başka türlü de çıkabilir. Ama ben şahsen çok ciddi kuşkulandım olaydan. Evlendirmişler. Daha düğün olmadan boşandırmış. Süratle. Boşanmaya nasıl ikna ettiler? Bak bir daha söylüyorum. Sakın Meyte hanımefendinin naaşı şerifini diyelim. Naaşını. Sakın gömdürmesinler. Adli tıpta bekletilsin. Yani adli tıp raporu alınsa da bekletilsin. İtiraz edeceğiz desinler. Yani adli tıp raporuna dilekçe versinler. Sakın ha. Adli tıptan hazırlayıp verseler de almasınlar. Adli tıpta da yani bilmiyorum orada yapıyorlar böyle bir şey de yıkanmasına asla müsaade etmesinler. Yani kefenlenme ve yıkanma işlemini hiçbir şekilde yaptırmasınlar. Olduğu gibi dursun. Yani ikinci ve üçüncü inceleme isteyebiliriz. Onun için dursun. Bir de böyle bir şey nasıl duyulmaz? Bu da çok anormal. Yani bunu gizleyen basın varsa yazıklar olsun onlara. Binlerce kere yazıklar olsun. Biz adamı mahcup edin demiyoruz ki olayı duyurun. Adam resmini yayın ama ismini de verme. Tamam doğru. Ne olur ne olmaz. Alakası olmayabilir de. Durduk yere niye adı çıksın? Ama olayı örtbas eden bir uslup çok çirkin. Adli tıp raporunu bekleyeceğiz. Biz takip edeceğiz zaten. Yani mümkün değil zaten gözümüzden kaçması. Ama bak üçüncü kere söylüyorum. Sakın ha, sakın ha Meyte hanımefendinin meyitini gömdürmesinler. Sakın. Yıkatmasınlar, kefenletmesinler. Çünkü yıkayıp kefenleyip de muhafaza edebilirler. Sakın ha. Aynı orijinal bu haline duracak.
Bir de apartmana da kimseyi sokmasınlar. Apartman mühürlensin. Evet, apartman mühürlensin, kimseyi sokmasınlar. Hatta memur beklesin kapısında. Mühürlenme de yeterli değil. Bazen mühürü söküp giriyor. Tabii. Mühür yeterli değil. Kapıda muntazam polis beklesin. Eğer bunu yapamazlarsa biz ilgileniriz. Mahkemeden karar çıkarsınlar. Evin mühürlenmesi, hiç kimsenin dokunmaması, eşyaya dokunmaması. Kim varsa çıkarsınlar evden. Ayrıca kapıda sandalye koysunlar, polis beklesinler. Yani 6 saatte, 12 saatte bir değişir. Nöbetleşe polis.
Eyvallah. Yayınımıza devam ediyoruz. Ne güzel. İyi bir şey bu. Evet, çok iyi bir şey. Tamam. Evet. O demin gelen sazlar, müzikler ne oldu? Onları gönderecek misiniz? Tabii bunlar yeni bir liste olarak buraya eklenmesi lazım. Şu kahverengiler var ya, oraya ekleyebilirsiniz. Bir de bu ikinci tablet bomboş, bunda bir şey görünmüyor. Bu nedir? Hastalandı mı? Ona da bir bakın. We'll be right back.
Rahmetli Alparslan Türkeş'i hiçbir şekilde unutturmayacağız. Gittikçe tırmandıracağız. Bunlar çok çok hafif başlangıçlar. Yani bu yıl bayağı gündemde tutacağız ve gittikçe de yükselteceğiz. Yani o unutturma numaraları boşa onlar, hikaye yani. Evet, dinliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'i terör örgütü PYD-YPG'den almasının ardından Türkiye'nin sonraki hedef olarak gösterdiği Manbij'de askeri hareketlilik arttı. ABD'nin asker ve silah sevkiyatı yaptığı Manbij'in sınırlarında Amerikan zırhlıları devreye geziyor. YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye güçlerine bağlı Manbij Askeri Meclis Genel Komutanı Ebu Adil, Türkiye'den gelen Manbij'e gireceğiz açıklamalarını ABD'li askeri yetkililere sorduk. ABD'li askerler bize dedi ki kim Manbij'e saldırı yaparsa yapsın karşılık vereceğiz. Biz de saldıracağız, sorun yok dediler dedi. İyi, sorun yoksa mesele yok. Tası tarağı toplayıp öbür taraftan gitmişlerdi. Olur mu? PKK hedefini gördün mü? Türkiye kendini savunur. Amerikan hedefi ayrı. Yani Amerikan hedefinde Tayyip Hocam açıklama yaptı. Bayrağı alıp veririz onlara dedi. Sandalye mi eksik? İsteyin. Yok mu yasa eksik mi? Aşağıdan isteyin. Getiriyorlar. Tamam. Ayrıca kolam da gelsin. Bazı olaylara aşırı tepki vermemiz tevekkülsüzlük mü? Güzeller güzeli, yakışıklılar yakışıklısı. Çok çok güzelsin. Yani süper tabiri de. Güzel ve yakışıklısı maşallah. Allah ömrünü uzun etsin. Cennetle şereflendirsin. Bir de yüzün temiz senin. Yani dürüst olduğun anlaşılıyor. Allah sana sağlık, sıhhatle, bereketle uzun ömür versin. Ben yakışıklımı yine dinleyeyim. Bazı olaylara aşırı tepki vermemiz tevekkülsüzlük mü? Yakışıklı mı? Şöyle olur o. Bir boş bulunmaktan olur. Onu da hemen toparlayabilirsin kendini. Yani böyle bazen insanın kafası dağılır. Ani reaksiyon gösterir ama sonra hemen toparlar, anlar. Ama adam hiçbir şekilde toparlayamıyorsa tabii kafa asfalt gibi demektir yani. Kafa gitmiş demektir. Orada yapacak bir şey yok. Şuraya da gelebilirsiniz. Yani o getiren arkadaş şuraya getirsin onu. Gel yavrum sen şöyle geç. Al o sandalyeyi. İki kişi alın. Ha şu iki ya bak şuraya geç. Buraya gelebiliyorsunuz değil mi? Tamam sen gel gene otur oraya yerine. Ya kardeşim bu kola neyin nesi? Zararlı değil değil mi ya? Günde 10 bardağı çıkarttık neredeyse bu kolayı. İçmemek lazım değil mi? İçeceğim. İçeceğim. Hani söz vermiştin bana içmeyecektin. Ne başım dumanlı. Ya ne kadar tehlikeli tipler. Kadına diyor sana yandım, sevdalandım diyor. Sabahlara kadar içiyorum diyor. Kafamı duvarlara vuruyorum diyor. Ya kadın için bu muazzam bir tehlike. Psikopat yani. İkinci safhası ya kendini öldürür ya kadın kızı öldürür. Yani tam manyak felsefesi, süper tehlikeli bir şey. Bir de kadın öldürme adet hale gelmiş. Ya müthiş bir kahpelik ve alçaklık. Bir de kadınlar öyle bir şey sezdin mi? Yeri görmemine kalsınlar. Yani aileleri de devreye girsin. Polis de biraz kendi yetkisini daha geniş kullansın. Evet. Savcı da yetkisini daha geniş kullansın. Böyle çok düzgün hareket etmeye gerek yok. Evet. Daha elastik hareket edilebilir. Hı hı. Yani önüne gelen kadın öldürüyor. Böyle kepazelik olmaz. Bir de korkuttukları da çok fazla var.
Ya bazen bir sokakta falan milletin elinden alıyoruz yani. Evet. Evet, dinliyorum. Münafığı en çok kızdıran şey nedir? Münafığı en çok kızdıran şey, Allah'ın onlara oynadığı oyundur. Münafığa Allah bir oyun hazırlatır. Mekir denir ona, mekir, Allah yaptırır onu. Allah da o mekri onun başına geçirir ayrıca. Onu da Allah yapar. Şimdi düşünmez ki yani, ya 20 yıl Allah benim aklımı niye kapattı? Demek ki bu uçsuz bucaksız büyük bir güçmüş diyemez. Akledemiyor bunu. Ya sırf bu bile Allah'ın varlığına iman etmek için yeterli. Aynı adam ya 20 yıl sonra azılı din düşmanı, azılı Müslüman düşmanı oluyor. Ve tek gayesi bir an önce Müslümanları dağıtmak. Ve Allah diyor ki eşit olacaktınız diyor. Eğer dağılsaydınız onların gayesine göre eşit olacaktınız. Onun için kudurmuş gibi Müslümanlar dağılmasını ister. Onları dağıtmak istedikçe de Allah Müslümanları daha çoğaltıyor. İşte bak, onlar delirten nokta burada başlıyor. Müminin parası azalsın ister, parası çoğalır. Sayısı azalsın ister, sayısı çoğalır. Dağılsın ne ister, iyice kuvvetlenirler. Onun için münafığı kızdıran neden çok fazladır. Müddessir Suresi 50-51. Sanki münafıklar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Eşekleri diyor Allah, eşek demiyor. Eşekleri gibidirler. Neden? Arslandan diyor bak, arslandan. Bir tane. Arslandan korkup kaçmışlar diyor Allah. Maşallah. Evceti de ilginçtir. 2017-2018 tarihlerini veriyor. Evet. İlginç yani. Affedersiniz. Aşağıda bir arkadaş var, gözlüklü. O bacağı. Ya sen bu olaylardan şeyin var mı? Bir bak, yanında Halit de var. Bir deneyin bakalım. Buyurun, alalım sizi.
Ya biz deha keşfetmişiz. Tam kaynağa indik. Olay tamamdır. Al bir tane daha. Ufak. O da çok yaman. Dinliyorum. Sahibinin bacağına tırmanan sevimli bir kedi. Ya bütün dünyanın şenliği bunlar. Yani ne tatlı varlıklar ya. Allah bana kediyi sevdirdi çocukluğumdan. Ama kedinin insandan pek haberi yoktu. Ben kedilere bastırdıktan sonra bütün dünyada kedi moda oldu. Evet dinliyorum. Berat Albayrak, Mehmetçiğimiz cephede Afrin'de savaşıyor. Şimdi bir kurtuluş savaşındayız. Teşkilatlarımızla 2019'da bir seçim savaşına hazırlanıyor. 2019'daki bu seçim savaşına başkomutanımızın liderliğinde hazır mıyız? Allah gazamızı mübarek eylesin cümlelerini hatırlatan Temel Karamollaoğlu. Toy tecrübesi hakikatten olmayan, zekası fışkıran ama kendi kabuğuna sığmayan bir bakandan da ancak bu beklenirdi. Seçimleri savaş gibi görürseniz bu ülkeye huzur ve refah getiremezsiniz. Ancak kaos ve kargaşa getirirler diye konuştu. Bir daha de bakayım. Berat Albayrak'ın Mehmetçiğimiz cephede Afrin'de savaşıyor. Şimdi bir kurtuluş savaşındayız. Teşkilatlarımız da 2019'da bir seçim savaşına hazırlanıyor. 2019'daki bu seçim savaşına başkomutanımızın liderliğinde hazır mıyız? Allah gazamızı mübarek eylesin cümlelerini hatırlatan Temel Karamollaoğlu, toy, tecrübesi hakikaten olmayan, zekası fışkıran ama kendi kabuğuna sığmayan bir bakandan da ancak bu beklenirdi. Seçimleri savaş gibi görürseniz bu ülkeye huzur ve refah getiremezsiniz, ancak kaos ve kargaşa getirirler diye konuştu. Canım yaşı küçük olmasına rağmen şevkli gayretli şimdi toy moy zeka fışkırıyor falan bunlara gerek yok. Yani onun akranları orada burada geziyor. Yani bak çocuk yaşta bütün gücüyle İslam'a, Kur'an'a, devlete, millete faydalı olmak için bir şeyler yapıyor. Toy olması bir suç değil ki. Yaşı küçük. 10 yaşındayken kim bilir ne haldeydir yani. Ama gittikçe olgunlaşıyor, tecrübe kazanıyor. Ve iyi niyetle söylenmiş bir söz bu. Bir mücadele için sembolik kelimeler kullanıyor. Ne dersin? Yani. Evet dinliyorum. Çay içmeyi sever misiniz? Ah severim ben senin güzelliğini. Sen nasıl güzel bir varlıksın be. Ne güzel insansın sen. Yaklaştır bakayım. Ah benim canım, çok güzelsin sen. Gözlerindeki anlam ve temizlik, yüzündeki nur. Yani ben meleğe benzettim sen açıkça söyleyeyim. Melek temizliği var sende. Nur gibisin. Allah sana çok uzun ömür versin, sağlık, sıhhat versin. Seni cennetiyle sarsın. Didem Hanım'ın, Didem Ürer'in gençliğine benziyor. İlk geldiğinde o da bu tarzdaydı. Şaşırmıştım ben gördüğümde. İnşallah cennet kızı olursun. İnşallah cennette orada dost oluruz, kardeş oluruz. İnşallah seni bu dünyada üzen olmaz, korkutan olmaz, canını yakan olmaz. Huzur, güzellik içinde yaşarsın inşallah. Güzeller güzeli çay içmeyi seviyorum ama nasıl olur? Çıtır simit olacak. Şimdi bak, yutkunmayın, ben yutkunmayı yapmadım. Böyle iri böyle şişli de olan simitler var ya şişli, evet. Nişantaşı'nda satan, evet Nişantaşı simiti. Böyle iri göle ve bol susamlı. Onu bir daha kızartacaksın fırında, çıtır çıtır ve soğutacaksın, hafif ılık hale gelecek. Sonra iyisinden, en iyisinden eski yağlı kaşar alacaksın, kaşar peyniri. Onu da dilimleyeceksin. Sonra çay. Ondan sonra sakin sakin. Yani dilini falan ısırmadan, avurduğunu ısırmadan sakince yiyeceksin. Eğer kontrolsüz hareket ediyorsa Allah vermesin. Ya dilini ısırırsın ya avurduğunu ısırırsın. Ya bu gibi heyecanlı yemek gelmelerde kontrol bazen kaybolabiliyor.
sakin ol diyeceksin. Sürekli kendine sakin ol. Bir şey yok diyeceksin. Yavaş yavaş yiyeceksin. Çay güzel bir şey. Ama demirin emilimini azaltır. Kalsiyum emilimini azaltır. Bir de oksalat, böbreklerde oksalat yapabilir. Koyu demli çay içen mutlaka bir bardak da üstüne su içsin. Koyu demli çay. Yani böbreklerde acayip güç süzülür o. Yani süzülme saatini vermişler. Böbrek akıl almaz zorlanıyor demli çayda. Yani bir türlü kurtulamaz ondan. Lezzetli ama vücudun canını yakan bir maddedir. Dikkatli olmak lazım. Ama kaşar peynirine falan yenirse kaşardaki kalsiyumla çaydaki oksalat, oksalik asit birleşiyor. Kalsiyumdan ikisi. O vücuttan atılıyor o zaman. Yani oksalat olarak birikmiyor. Yani kalsiyum alındığı için. Ama kalsiyum alınmadan alındığında çay riskli. Hatta bir ara öyle bir çay hazırlamışlardı. Kalsiyum sitratla karışık. O oksalik asidi yok etmek için. O çok büyük bir risk ve sorunu. Karabiberde de çok yüksektir oksalat. Çok karabiber yiyenler, onda da böbrek taşı gelişmesi ihtimali oluyor. Bir de C vitamini de böbrek taşı yapar. Çünkü o da öyle küçük bir dert değil yani böbrek taşı. Tabii bayağı bir sorundur. Dikkatli olmak lazım. Evet, dinliyorum. Soruyu soran kardeşimizin Didem'e ne kadar benzediğini görebiliriz. Çok benziyor maşallah. Maşallah, çok güzel. Evet, Didem hocam ilk geldiğinde böyleydi. İçeri girdi böyle, ben acayip şaşırmıştım. Ya dedim, bu kadar güzel kız. Maşallah. Kız kardeşi de vardı. O da çok güzeldi. Yani biraz kıskanma olayları falan olmuştu o zamanlar, hatırlıyorum. Ufak tefek yani. Değil mi Didem hocam? Şahane kadındır. Evet, zekası çok iyidir Didem hocam. Çok akıllıdır. Evet, dinliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la erken seçim konusunu görüştüğü sırada FETÖ'nün siyasi ayağının hala aktif olduğuna dair mesaj verdiği söylendi. Habere göre Sayın Bahçeli Sayın Erdoğan'a FETÖ'nün siyasetteki ayağı temizlenmezse yerel seçimler başta olmak üzere pek çok alanda farklı dinamikler oluşur derken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı'nın bu uyarıyı dikkate aldığı söylendi. Bir daha. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile erken seçim konusunu görüştüğü sırada FETÖ'nün siyasi ayağının hala aktif olduğuna dair mesaj verdiği söylendi. Habere göre Bahçeli Erdoğan'a FETÖ'nün siyasetteki ayağı temizlenmezse yerel seçimler başta olmak üzere pek çok alanda farklı dinamikler oluşur derken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı'nın bu uyarıyı dikkate aldığı söylendi. Tayyip Hocam aklı başında delikanlıdır. Ya Tayyip Hocam, gerçi ne alaka falan diyecek ama bu idam konusuna yanaşmasın. Bir tuzak hazırlıyorlar. Ben duyuyorum yani. Sakın yani hiçbir konuda ne şekilde derseler desinler, idam meclisten geçmesin. FETÖ ile falan alakası yok idamın. Yani o oyun olur. Yani adamların niyeti bozuk. Hiçbir şekilde kabul etmesin. Yani. Allah'ın kabul etmeyeceği bir dua var mıdır? Nur yüzlüm, güzel yüzlüm, çok çok güzelsin. Allah sana uzun ömür versin. Cennette bana kardeş etsin. Cennet dostu olurdun inşallah. İnşallah cennet dostu olursun. Allah'ın kabul etmeyeceği dua, tabi Allah'a muhalif, Allah sevgisine muhalif, Allah'ın rızasına muhalif hiçbir duayı kabul etmez Allah. Hiçbirini. Ama bak dikkat edin, bir şey söyleyeceğim. Allah kendisinin sevilmesini hedefleyen her duayı kabul eder ve mutlaka olur. Bak, kendisinin sevilmesini hedefleyen, kendi büyüklüğünü tasdik eden, kendisinin rızasına yönelik her duayı mutlaka ve mutlaka kabul eder. Çok büyük mucizedir bu. Evet. Yani
Ben hayatımda bunu açık aleni gördüm. Evet. Çok net. Ya Rabbi dedim, bana darwinizmi yenmek gücü ver dedim. Yendirdi. Allah, olacak iş değil. Ben yüz binlerce üniversiteye nasıl ineyim? Milyonlarca profesör nasıl ineyim? Allah yendirdi. 300 kitap nasıl yazayım ya? Allah yazdı. Milyonlarca kişiye ben nasıl ulaşayım? Allah internet yarattı, televizyon yarattı. Bak, dua edince. Ya bu olacak işte, bu mucize işte. Allah'ın duası işte oluyor. Mesela münafık yaratıyor, münafığı Allah rezil kepaze ediyor. Mucize olarak. Allah rezil kepaze ediyor yani. Mucize. Açıklaması yok. Evet, dinliyorum. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne 2016'da IŞİD tarafından yapılan bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Yusuf Erin'in küçük oğlu Hüseyin için Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından sürpriz doğum günü partisi verildi. Çok iyiymiş o ya, şeker. 7 yaşına giren şehit çocuğuna vakıf bürosunda... Yanaştır o. Tabii. Sevimli bir göreyim önce. 7 yaşına giren şehit çocuğuna vakıf bürosunda verilen doğum günü partisine Batman İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve çok sayıda polis katıldı. Şehit çocuğuna forma ile top ve bisiklet hediye edildi. Ama hepsine özen göstermek lazım. Yani nerede göreceğim? Bir mahallenin hakkıdır o yani. Değil mi? Şehitlik hakkı İnşallah. Yani. Her yerde olsun, ne olacak yani? Sen kendi çocuğuna yapıyorsun. O daha makbul. Kendi çocuğuna yapmaktan daha makbul. Şehit çocuğu. Çünkü Allah sana emanet vermiş onu. Evet, dinliyorum. Sizce iş verenler nasıl olmalı? Bak, benim bir tanem burada. Bütün kız arkadaşlar sana hayran olur. Bak, açıkça söyleyeyim. Muhteşem güzelsin. Muhteşem, muhteşem. Yani böyle kaş, göz, burun, dudaklar, dişler, çene, elmacık kemikleri, alın, saçlar, böyle güzel bakış, böyle güzel yüz ve çok nurlusun ve cildin de çok güzel. Yani bir yarım saat seyretsem seni doymam. Çok çok güzelsin. Allah sana çok uzun ömür versin, sağlık sıhhat versin, seni hidayetle yaşatsın. En ileri yaşlarında bile böyle güzel ol inşallah. Cennette de Allah seni bana kardeş, dost etsin. Şahane güzelsin. Hiç kimseyi sana Allah düşman etmesin. Herkesi sana sevdirsin. Yani seni sevmeyenler senden uzak etsin Allah. Hep senin iyiliğine, hayrına gayret eden insanlarınla senin dost olmanı nasip etsin. Cennette mutlaka görüşeceğiz. Arkadaş olacağız, dost olacağız. İnşallah. Sizce işverenler nasıl olmalı? Onu bir rahmetli profesör hocamız vardı. O çok üstten dururdu. İşte işverenler şöyle yapması lazım, işçiler böyle yapması lazım. Ama daha çok işçilere yükletirdi yani böyle. Çok çalışmalar lazım, hakkını vermeleri lazım. İşveren nasıl olacak? Kendi evladı çocuğu olarak görecek çalışanları. Bayağı merhamet etmesi lazım. Şefkatle bakması lazım. Onları evlendirecek, yedirecek, içecek. Yani doğrudan çocuğu, ailesi olarak görmesi lazım. Onlar da onun babaları gibi görmesi lazım işvereni. Ya acayip sahip çıkması lazım. Sağlığına, saatine, yemesine. Ya benim çocuklarım ne yiyor falan düşünmesi lazım. Değil mi? Soğukta mı kalır, sıcakta mı kalır çocuklarım? Ya benim işçim değil, benim çocuğum diye yaklaşacak. Öyle bakması lazım. Evet, dinliyorum. Gribi eşlik ediyor. Bu benim elime geçse. Ben bunu yerim ben bunu. Deliliği çok çekiyor.
Ya çocuklar, bu adamlar müzik parçası falan gönderecekleri yok. Biz gidelim. Hakikaten yarın gelelim. Sabaha kadar beklesek göndermezler Allah'ını. Evet, gidelim. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere. İnşallah.